Buyurun lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan bütçe sunumunda başlangıcında daha doğrusu kaynağı sahibinin bu yüce millet olduğunun bilinciyle hazırlandığını ifade etti. Ben de bunun samimiyetini test etmek amacıyla değil ama bu söylediğinizin samimiyetine inanarak şu şehir hastaneleriyle yapılan sözleşmeleri bir kamuoyuna yani yüce millete bir açıklayın isterim. İkincisi kamu özel işbirliği projelerinde en büyük bütçe payı bu projeler. Buraya baktığımızda 2007 ile 2022 arasında 120 milyar harcanmış. 2025'e kadar da bu rakam 500 milyara çıkacak. Bunun kur artışından olduğu açık. Vatandaşın cebinden çıkmıyor dediğiniz hizmet alanı kullanım bedeli adeta bir tavan sistemine döndü. O nedenle der ki siz de artık kendi bütçenizden hastane yapmaya başladınız. Burada da bir sorun var. Yeni hastaneleri kendi bütçemizden yapmamız ile şehir hastaneleri arasındaki yani müteahhitlerin yaptığı şehir hastaneleri arasındaki farkı bir kamuoyuna açıklayın isterim. Bir diğeri de şehir hastanelerinde sözleşmeli kadrolar var. Bakanlığınızda da keza öyle. Bu başhekimlerin aldıkları maaş diğer memurlarınızda ne kadar farklı onu da açıklarsanız iyi olur. Yüce millet bunu da merak eder. Yine bir sağlık bakanı düşünün, ülkenin sağlık bakanı. Bakanlığın bütçesinde bakanlığa bağlı tüm personel şikayetçi. Hizmet verdiği vatandaş da şikayetçi. Bunu nereden söylüyoruz? İşte geçen ay hemşireler, diğer sağlık personeliyle miting yaptılar. Yaşadıkları sorunları ifade ettiler. Doktorlar keza yurt dışına çıkıyorlar. Kalıcı, insani bir düzenleme yerine işte demin gösterdiğiniz gibi sadece rakamsal olarak bir iyileştirme, geçici iyileştirmeler yapıyorsunuz. Bir anlamda bir algı yönetiminin dışında hekimleri daha insani bir yaşama kavuşturacak maaş vermekten uzaksınız. Malzeme olsun diye bu çalışmaları yapıyorsunuz. O nedenlerdir ki hekimler yurt dışına çıkmaya devam ediyorlar. Yine benim meslektaşlarım eczacılarla ilgili ciddi sorunlar var. İki gün sonra yine Ankara'da bir eylem yapacaklar. 16 Ekim'de de bir eyleme gideceklerdi ama galiba biraz sizin samiyetinizi burada da sorgulamak durumunda kalıyoruz. Bir grev kırıcı gibi 14 yıl sonra ilaç fiyat kararnamesini düzenlediniz ama yine bu yetmedi. Eczacılar ne diyor? İki eczanemizden biri kapanıyor diye ifade ediyorlar. Elektrik, su ve kira, personel masraflarını karşılayamadıklarını ifade ediyorlar. Önlerinde işsizlik olduğunu söylüyorlar. 8 tane eczacılık fakültesi vardı. Şu anda 60'a çıktı. Keza aynı şekilde kamu eczacılar, bunlar da şikayetçiler, emekli kamu eczacılar da dahil olmak üzere. Beyaz bir reformu gerçekleştiriyorsun. İçinde eczacı yok. Eşitsiz bir maaş sisteminiz var. En kötüsü de sizde. Taban ödeme katsayısı en düşük Sağlık Bakanlığı'nda. Çalışma Bakanlığı'na mukayese edilirse 4 katı daha fazla. Bir başka bir şey daha var. Hani yerli ilaç, biraz sonra ona da geleceğim. Yerli ilacı üretecek olanlar uzman eczacılardır en önemlisi. Uzman eczacılar maaşlarına bir iyileştirme yapmadınız. Uzman hekimi, uzman diş hekimlerini yaptınız ama uzman eczacılara yapmadınız. Topu topu 56 tane onu da söyleyeyim. Bunu kendi komisyonumuzda konuştuk o yüzden söylüyorum. Halk içinde muayene sırası telefonla ulaşamıyor. Bir konuşmacı telefonda sıra var dedi. Hayır. Bakın mesela Adana'dan size örnek göstereyim. Bu Adana'dan sabah 6'da Adana Hastanesi'ndeki sıra. İlaç bulamıyor vatandaşlar. Şu anda çocuk ilaçları bulunamıyor. Yine ilaç fiyat farkları yüzünden vatandaşın cepten ödediği tutar arttı. %70'e yakın ilaçta mutlaka ilaç fiyat farkı var. Özellikle bu son zamlardan sonra bu farklar arttı. Yine talihsiz bir açıklamanız var. Sanırım yine bir tweet. İlaç firmaları ve eczanelere vermesi gereken fiyat farkları vermediği için eczacılar vatandaşlara da ilaç farkını alıyor demişsiniz. Ama biz zam yaparak bu ilaç fiyat farklarını bakanlık bünyesine aldık. Bu külliyen yalan, doğru olmayan bir açıklama. Aksine arttı. Geri ödemeyen ilaçlar 2 yılda 2 katına çıktı. Cepten ödemede yani vatandaşın cebinden ödediği rakam da tam 3 katına çıktı. 6 milyarı bulmuş durumda. Son olarak 31 Ekim'de Cumhurbaşkanı bir tweet attı. Attığı tweette vatandaşımızın kullandığı her ilaçtan %89 yerli ilaçtır diye. Burada da var zaten.
Covid aşısı 9 ülkeden biriyiz diye ifade etti. Ama sonra bunu sildi. Bunu acaba siz mi sildirdiniz? Önce o merakımı gidireyim. Bir cümle. Hemen hemen. Madem tüketilen ilaçların %89'u yerli, neden Euro'da fiyatlandırılıyor? Neden 5 lira ilaç yok? Yerli ilaç sanayi neden şu anda yabancılara satılmış durumda? Bir de ne söylediniz ben onu anlamadım. 2 senedir birinde yalancı dediniz, birinde de ilaç firmaları ortaklığınız vardı. Arada bir şey söylüyorsunuz, ben duyamıyorum. Sonra tutanaklardan duyuyorum. Ne söylediğinizi bir daha tekrarlarsanız. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Türkiye'de üretilen ilaçların... Aynı şeyi tekrarladı. Bir evet. Tamam, ben de buna bir şey demiyorum. Teşekkür ama bu doğru ediyorum, değil çok... diye ifade ediyorum. Değerli ödenen rakam önemli. Çok açtık. Teşekkür ediyorum. EDP grubundan Sayın Gülistan Kılıç Koç Yılmaz'ın süreniz 5 dakika. Buyurunuz lütfen. Sayın Bakanım, doktorların fazla mesai ücreti saati 45 TL, giyim yardımı 38 TL. Maaşlar yoksulluk sınırının altında mı kalacak hep? Sağlık çalışanları dışında hangi devlet memuru 4 kalem maaş alır? Hekimler ve tüm sağlık çalışanları emekliliğe yansıyan tek kalem maaş istiyor. Üniversite asistan hekimleri açlık sınırının altında şu anda maaş alıyorlar. Vakıf üniversitelerinde okuyan internlere verilen maaşı neden kanun kapsamına aldırmadınız? O konuda bir hatanız var. 6 Ekim yönetmeliğiyle neyi amaçladınız? Doktorlar nerede ameliyat yapacak? İSM, TSM, 112 hekimleri hala teşvik alamıyor. Hastanelere X-ray cihazı koyduracaktınız. Henüz uygulamaya geçmediniz. Doğru dürüst tedbir alınmadı. Yeterli değil. Sağlıklı işleti böyle mi öneceksiniz? Seçim öncesi HBS hastane taşeron çalışanlarına kadro sözü verilmişti. Cumhurbaşkanlığının, Binali Yıldırım'ın, eski Çalışma Bakanı'nın sözleri var, tutulmadı. Biyomedikal mühendislerinin sağlık kadrosunda olmasına rağmen şu anda paramedikler, evde hasta bakım teknikerleri, radyoloji teknikerleri, görüntüleme çalışanları, diyaliz teknikerleri, tıbbi laboratuvar teknikerleri, diyetisyenler, psikologlar, acil yardım ve afet yönetimi mezunları, sağlık yönetimi mezunları, fizyoterapistler, hidroterapistler, hemşireler, ebeler, laborantlar ve kamu dışı sağlık çalışanları, diş hekimleri atama bekliyor. Ayrıca sağlıkların atama kılavuzlarını ne zaman yayınlayacaksınız? Sayın Bakan, aile hekimlerinin performans alabilmesi için 80 hasta bakmaları gerekiyor. Gerçekten öyle, tam performans alması. Aile hekimlerinin cari giderleri bu sezonda, bu son yıl içinde %3'e yakın arttı. Doğalgaz arttı, elektrik arttı, internet arttı, sağlık personeli ödemesi arttı, SGK primleri arttı. Ama ona rağmen siz burada %70'lik bir iyileştirme yaptınız. Kamu binalarının kirası %65 arttı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda kantinler %25 yaparken Milli Emniyet ve Sağlık Müdürlüğü'ne ait, bakanlığa ait yerlerde siz %65 kira artışı yaptınız. Ve ticarethane statüsünden yaptınız. Size göre aile sağlığı merkezleri ticarethane mi? Binalarda %25 biliyorsunuz, konutlarda. Aile hekimlerinin yıllık 12 günden fazla izin kullandıkları zaman maaşlarından kesinti oluyor, biliyorsunuz onu. Ayrıca ek meharesiyle hasta ile hekimi karşı karşıya getiriyorsunuz. Normal randevu alınamaması, acilerdeki yığılma, hekimleri ve sevk zincirini özellikle kurmamanız bir politik tercihtir. O da 3-5 dakikalık hasta muayene sürelerine sebep oluyor. Eski bakana Recep Akdağ'a sormuştum. Siz bir çocuk hekimisiniz Sayın Bakanım. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanısınız. Bakın, öncelikle çocuk sağlığı, hastalıkları. Sağlığını, çocuk sağlığını veya bir anneye bir çocuk beslenmesini siz 3 ya da 5 dakikada anlatabilir misiniz? Bir çocuğun sağlığı ile ilgili bilgilendirmeyi 3 dakikada yapabilir misiniz? Yapamazsınız ama şu anda sistemde böyle. Siz 5-6 ay sonrasında randevu veriliyor. Gerçekten de bir çocuk hekim, bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olarak sizin bu konuda vicdanınız, sağlığını olduğu haftada neden ihmal ediyorsunuz? Bir de Sayın Bakan, geçen yıllarda söylemiştiniz. SMA tip 1 için gen tedavisinde çocuklarımızı kobay yapmak istemiyoruz dediniz. Ve sizin Çalışma, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız da aynı şeyleri söyledi. Bakın Sayın Bakan, şu anda 42 ülke gen tedavisini onayladı ve yapılıyor. Bizde neden yapılmıyor? Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda şu anda stand kurmuşlar ve SMA 1 hastaları için bağış topluyorlar. İnternet, sosyal, Türkiye gibi bir ülkede 110 tane SMA tip 1 hastasının olduğu ülkede bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olarak siz vicdanen
Hala bu konuda ısrarlı mısınız? 42 ülke bu tedaviyi uyguluyor ve siz bu 110 çocuğu ölüme mahkum ediyorsunuz. Sağlık Bakanı olarak, çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olarak sağlığı korumak ve Sayın Cora söylemişti, böyle bir tedavi var mı yok mu diye. Bakın 42 ülke onaylamış. 42 ülke onaylamış ve şu anda yapıyor. Yanlış bilgi değil, literatür bilgisi. Firma pazarlamacılığı hayır. Da yapmayın. Firma pazarlamacılığı ben yapmıyorum. Ben anlatacağım. Dünya yapıyor. Ben anlatacağım. Bu devlet faz, sen bakın. Hatip'in sözünü kesmeyin Sayın Başkan. Sayın Başkan. Hatip'in sözünü kesmesin, dinlesin. Ben söyleyeyim. Hatip'in sözünü kesmesin. Sayın Kasap. Ben anlatacağım ama. Tamam, bir saat. Toparlayın lütfen. Süreniz Hatip'in bitmek üzere. Şimdi. Hatip'in ben takip ediyorum, merak etmeyin. SMA'lı. Ekstra vereceğim, merak etmeyin. Merak etmeyin, efendim, müdahale etmeyin. Buyurun, Sayın Kasap buyurun. Şimdi ben çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyım. Tüm literatürü size getirebilirim. Şu anda 42 ülke, bunların 20 kusur tanesi Avrupa ülkesi ve bu tedaviyi uyguluyor. Ben hiçbir ilaç firmasının, hiçbir tedavi firmasının mümessili değilim. Ama siz aynı şekilde faz 2, faz 3'ü yapılmamış olan aşı yaptınız ama bu çocuklar ölüyor. Bu çocukların zamanı, bekleyecek zamanı hiç yok. Her gün ölen çocukların resimleri, fotoğrafları size de intikal ettiriliyordur. Evet, Sayın Kasap. Hacı Bayram peki, Hacı Bayram, toparlıyorum Sayın Başkan, vaktim gitti. Zaten Türkiye gibi, bakın Sayın Bakan, Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sayın toplu cevap verelim. Sayın Başkan, Sayın Bakan toplu cevap verelim. Sayın Kasap, şimdi, tamamladınız mı? Tamamladım. Hayır, tamamlamadım. Bir saniye. Süreniz bitti. Süreni yendik ki. Olabilir siz Sayın Bakan bir şey dedi diye. Hayır. Ne demek? Olur mu öyle şey ya? Sürenizi tamamlayın lütfen. Siz, ama siz uyarabilirdiniz. Buyurun tamamlayın. Tamam. Şimdi Sayın Bakan, bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olarak bu hassasiyeti sizden beklerdik. Hala da bekliyoruz. Bir de çocuklara özel hastanelerde 10 dakikalık randevuya çıkmayı düşünüyor musunuz? Çünkü bir çocuk hastanın soyunması, giyinmesi, aileye, annesine anlatılması sizce 5 veya 10 dakika yeter mi Sayın Bakan? Teşekkür ediyorum. Bu konuda bakın, 5 dakikanın yetip yetmediği konusunda net cevap bekliyorum sizden. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neden bizim insanımız 5 dakikaya mahkum ediliyor Sayın Bakan? Sayın Özkan. Sayın Bakan, sunumunuzu dikkatle dinledim. 2023 yılı bütçeniz hayırlı olsun. Öncelikle bir hekim meslektaşınız olarak bugüne kadar size yönetmiş olduğum onlarca soru önergeme cevap vermediğinizi belirtmek isterim. Göreviniz süre boyunca sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyemediniz. Meslektaşlarınız darp edilince, hatta öldürülünce ancak tweet atarak tepki gösterdiniz. Sayın Bakan, sağlıkta şiddetin temelinde uyguladığınız popülist politikalar yatmıyor mu? 5 dakikada bir muayene bunu tetiklemiyor mu? İktidarın uyguladığı bu politikaların meslek ilkelerinizle çeliştiğini yüzünüzden okumak mümkün. Mevcut sistem nedeniyle birçok olaya sizler Sayın Bakan sessiz kaldınız. Sayın Bakan, bakanlığınızla ilgili Sayıştay raporlarını okudunuz mu? Uygunsuzlukları tek tek burada anlatmaya siz de takdir ederseniz ki zamanımız yetmez. OECD ülkelerini terk etmiş olduğu bir proje olan şehir hastaneleri Sayıştay raporlarında en baş köşede yer almaktadır. Şehir hastanelerini işleten firmalara garantili ödemeler yapılmış, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş imkanlar sağlanmıştır. Şehir hastanelerini sözleşmeleri, yer temini, inşaatı, malzeme alımı, içerisinde sunulan sağlık haricindeki hizmetler iktidarınız tarafından ticari sır olarak görülmekte ve milletin vekillerinden gizlenmektedir. Sayın Bakan, nedir bu vatandaştan gizlenen ticari sır? Şehir hastanelerine de Sayıştay raporlarına yansımış olan usuzlukların araştırılması için önerge verdim. Sayın Bakan, bugün sunumunuzda 14 şehir hastanesinde 22.675 yatak kapasitesinin olduğunu vurguladınız. Ancak bu şehir hastanelerini doldurmak için kapattığınız hastane sayılarını ve onların yatak kapasitelerinden bahsetmediniz. Bursa'da kapatılan 4 hastanenin yatak sayısı 1200 iken şehrin kilometrelerce dışına yapılan şehir hastanesinin yaklaşık yatak sayısı ise 1355'tir. Bursa'daki semt hastanelerini kapatmakla binlerce vatandaşımızı yollara döktünüz. Şehir merkezinden şehir hastanesine gitmek için gidiş geliş 500 TL taksi parası ödemek gerekiyor. Bursa Şehir Hastanesi'ne toplu ulaşım yetersiz.
Bursa hızlı tren hikayesi gibi ne zaman biteceği belli olmayan metro inşaatı ise yeni başladı. AK Parti milletvekili arkadaşlarımız kapatılan hastanelerin tekrar açılacağını kamuoyuna duyurdular. Sayın Bakan, buradan sormak istiyorum. Şehir hastanelerini doldurmak için kapattığınız bu hastaneleri açacak mısınız? İnşaatı 4 yıldan beri fazla devam eden Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi ile ilgili geçtiğimiz yıl kamu zararını sordum sizlere Sayıştay raporlar doğrultusunda, ancak cevap vermediniz. Farklı müteahhit firmalara ihale ettiğiniz bu hastane projesinde kamu zararı ne kadardır Sayın Bakan? Giderlerse gitsin dediniz. Geçtiğimiz yıl 1400 hekim yurt dışına gitti. Bu yıl ise ilk 10 ayda 2153 hekim yurt dışına gitmek için ihal belgesi aldı. Bu beyin göçü sizi hiç mi rahatsız etmiyor, vicdanınızı hiç mi sızlatmıyor Sayın Bakan? Hekim eksikliğini özellikle Suriyeli ve diğer yabancı sığınmacı hekimlerle giderme politikanızı ne kadar doğru buluyorsunuz? Sığınmacı hekimlerin diplomalarının gerçek olup olmadığını nasıl teyit ediyorsunuz? Atamaları ve iş uyumları ile ilgili nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Sayın milletvekillerim, yurtsever hekimlerin simgesi tıbbiyeli hikmetin meslektaşları olan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız bütün olumsuzluklara rağmen fedakarlıkla çalışırken artık balkondan alkış istemiyorlar. Can güvenliği ve insana yakışır şekilde onurlu yaşam istiyorlar. Son olarak bir Türk hekimi olarak Ulu Önder Atatürk'ün sözünü sizlere hatırlatmak isterim. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, teşekkür ederim. Söz süresi. Arkadaşlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları. Hayır, ben söz verdim. Rica ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başka yerde konuşun. Çıkın salonun dışına. Tekrar süreyi başlatalım. İsmail Bey, rica ediyorum. Bak, kaçıncı defadır? Lütfen. Buyurun. İsmail Bey'in de söylediği son cümleyle ilgili olarak bir şey söyleyeyim. Muhalefet alternatif ortaya koyamadı. Burası, biliyorsunuz İsmail Bey, burası 2023 yılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesinin yapıldığı, 2021 yılı ile ilgili yaptıkları harcamaların da masaya yatırıldığı bir şey, komisyon. Biz burada Sağlık Bakanlığı ve bağlı bütçeleri denetliyoruz. Hesabını soruyoruz. Yani hepimizin görevi bu. Kendimize anlatmak değil ki. Yani AK Parti'nin, CHP'nin, İYİ Parti'nin ya da diğer partilerin kendilerini anlatma yeri değil, alternatif sunma yerimiz değil. Bunu birkaç kere söylediler değerli başkanım. Böyle bir şey söz konusu değil. Burası denetleme yeri. Siz de, ben de hesap soracağız. Yasama organının temsilcileri olarak. Yürütmeye hesap soracağız. Hepimizin yapması gereken bu. Biz kendimizi anlatmak değil. Tabii ki eleştirilerde bulunacağız ama bu eleştiriler partiye yönelik değil, oraya yönelik değil, buraya yönelik, yürütmeye yönelik, yürütmenin yaptığı icraata yönelik. Partilerin verdikleri sözler, programları şeydir, söylem bazındadır. Yürütme adı üzerinde icraat yapan yerdir. İcraatını siz de eleştirmek durumundasınız, ben de eleştirmek durumundayım. Onun için sizin de eleştiri göreviniz var, eksik yapıyorsunuz. Onun haricinde Sayın Bakan, ben de eski bir sağlık hem kamuda hem de özel sektörde yöneticisi olarak çok detaya girmeyeceğim. Daha çok meslekten arkadaşlara bırakıyorum bu konuyu, sağlık mesleğiyle ilgili olan arkadaşlara bırakıyorum. Ancak sağlıkta sağlık hizmetlerinin, tebabet hizmetlerinin seviyesinin düştüğünü, destek hizmetlerinin seviyesinin yükseldiğini söyleyebilirim. Genel şey bu son yıllarda. İzlenim bu. Ayrıca bu iç kontrolle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Sayıştay raporunda olumlu bir ifade varsa da ben iç kontrol sistemi açısından değil ama iç denetim sistemi açısından eksikleriniz olduğunu düşünüyorum. Çünkü en fazla bulguya sahip bakanlık hala sizsiniz. İş denetim sisteminin gelişmesi lazım. Bakın, Sağlık Bakanlığı'nın 19, döner sermayenin 16, USAŞ'ın 1, Hudut Sahiller 4, 3 de Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın bulgusu söz konusu. Şimdi bunlardan hemen uzatmadan gireyim.
hala yap işlet devletle bu köy modeliyle, kamu özel işbirliği modeliyle yapılan hastanelerde çok fazla sorun var. Genel olarak bakınca geçmiş yıllara ve bu yıla raporlara bakınca uluslararası seviyede ya da ticari seviyede yapılan bu işin Sağlık Bakanlığı tarafından henüz yeterli seviyede kadrosu olmaması nedeniyle anlaşılamadığı ve eksik uygulamaların yapıldığı görülüyor. Yani orada kadronuza bir takviye gerekiyor. Sözleşmeler yeterince anlaşılmıyor. Sözleşmeler uygulamakta da sıkıntılar var. Takipte. Bakın bazı örneklerini vereceğim. Mesela köy modeliyle işletilen hastanelerde sözleşme kapsamında teslim edilen teçhizatların muhasebe kayıtları yapılamamış. Bunlar teslim alınmış Sayıştay'a göre, ancak bunların muhasebe kayıtları yapılamıyor. Yapılamamasının sebebi muhasebede, sadece muhasebeden kaynaklanmıyor sanmıyorum. Ama muhasebeye gelinceye kadar da aradaki birimlerde sıkıntılar var demektir. Siz özel sektörden bunu biliyorsunuz. Bu takibi yapamadığımız sürece, hem cihaz takibini hem de saf malzemesi takibini yapamadığımız sürece biteriz. Bunu doğru dürüst yapabilmemiz lazım. Bununla ilgili belki soruşturma bile açmanız gerekebilir Sayın Bakan. Bu trijenerasyon ve kojenerasyon sistemlerinin hastaneler faaliyete geçtikten sonra kullanılmaması konusu var. Orada bakanlığımız verdiği cevapta demiş ki teknik eleman yetersizliği var. Doğrudur, vardır. Mesela bunların da tamamlanması lazım. Belki sağlık teknolojisine vakıf ara eleman yetiştiren, teknik eleman yetiştiren okulların da teşvik edilmesi lazım daha fazla. Yani bu biyomedikal hizmetleri çok fazla önemli olmaya başladı. Bilemiyoruz. Yeni teknolojiler, yeni sistemler ortaya çıkıyor sürekli olarak. Bu konuyu iyi takip edebilmek için iyi bir eğitime ihtiyaç var. Mevzuat işlemleri sonuçlandırılamamış. Bu mevzuatta da demek ki eksiklikler söz konusu. Böyle bir cevap vermişsiniz ama cevaplarınızdan bir tanesi de ruhsatlandırma sürecinin devam ettiği cihazların verimlilik testlerinin yapılabilmesi için hastanelerin asgari 9 ila 12 ay faaliyet göstermesi gerektiğinden bahsedilmiş cevabınızda. Ama mesela bir Tekirdağ Şehir Hastanesi örneği var. Orada hiçbir bekleme süresi olmaksızın yapılabilmiş bu. Demek ki yapılabiliyor. Önceden gerekli tertibat alınırsa sorun olmadan halledilebiliyor. O cevap doğru değil. İhale öncesi hazırlıkların tam olarak yapılmaması sebebiyle işlerin yürütülmesi aşamasında aksamalar söz konusu. Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde projelerin hazırlanması sürecinde aksaklıkların bulunması, birim ve kurumlar arası koordinasyonun tam olmaması. Bunlar hep biraz önce söylediğim sebeplerle yapılan işler. Mesela Başakşehir, Çamlıca Sakura Şehir Hastanesi'nde tüp bebek için görevli şirket bu işleri yapmamasına rağmen garanti tutarları ödenmeye devam ediyor. Bunları takip edecek personelimizin olmamasından, yani bu sözleşme hükümlerini yerine getirecek personelin olmamasından. Hukukçuya da ihtiyaç var. Bu işleri anlayacak teknik elemanlara da ihtiyaç var. Bir arada çalışmalar lazım. Ve bunun ne kadar olduğunu Sayıştay raporunda yok. Muhtemelen Sayıştay denetçileri gereken çalışmayı yapıyor Sayın Başkanım. Birçok burada Sağlık Bakanlığı ile ilgili bulgularda eleştiriler var ama rakamlar yok. Rakamlandırılmamış. Bunlarla ilgili muhtemelen Sayıştay denetçileri çalışmalarını yapıyorlar, kuruşlandırıyorlar, yani zararı tespit ediyorlar ama bu belki rapora alınmıyor. Bu konuda Sayıştay'ı uyarmamız lazım. Onun için ben Sayıştay ile ilgili birlikte bir toplantı yapalım diyorum. Şeyler de bu yıl özellikle kavramları da, yani kendi kitapçıklarında olan açıklamaların dışında bazı şeyler de söz konusu.
denetim sonuçları ile ilgili olarak. Yine yapılamayan, yaptırılmayan imalatlar söz konusu. Bunun revizyonunun yapılmaması ya da hizmet değişikliği yapılmamasından kaynaklandığı belirtilmiş. Yine ısıtma soğutma giderleri mesela tahsil edilmiyor şehir hastanelerinde. İşletmeciden halbuki bunların alınması gerekiyor. Onlarla ilgili olanların mesela çamaşır ve çamaşırhane hizmetleri, yemek hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetleri, bunlarla ilgili enerji giderleri onlardan alınmamış şimdiye kadar. Mesela bulgu 10'da belirtilmiş. Bu köy projeleri kapsamında ihale dokümanı ve projelerde öngörülenden daha fazla alan ticari alan olarak kullanıldığı halde bunlarla ilgili de bir bedel alınması söz konusu olmamış. Yani bakanlığın aleyhine şimdiye kadar işlemiş bu uygulamada. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde sözleşmede ticari alan metrekaresi ve bunun karşılığı idareye yapılacak ödemelerin ticari alanın sözleşmede öngörülenden fazla alanda yürütülmesine rağmen revize edilmemesi. İklimlendirme giderleri için milli emlak tebliğinin baz alınması. Bunlar hep yanlış işlemler söz konusu. Sayın Bakanım, şeyde de döner sarmaya işletmeleriyle ilgili olarak da önemli tespitler var ama bu yabancılarla ilgili hala bir çözüme kavuşmadı. Yabancıların Türkiye'de gelip tedavi görmeleri dolayısıyla şu anda değil de daha doğrusu 2021 için 131 milyon lira tahsil edilememiş. 131 milyon lira tahsil edilememiş. Birkaç yıldan beri bu sürekli olarak oluyor. Bunun giderilmesi lazım ama bu arada bir soru da sorayım. Eğer muhasebe sisteminde o farklılık varsa mülteciler için şimdiye kadar ne kadarlık bir tedavi hizmeti yapıldı? Bunların tutarı ne kadardır? Buna cevap verebilirseniz memnun olacağım. Teşekkür ederim. Bakanlığınızın ve bağlı kuruluşların bütçelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Önce buyurunuz. Teşekkürler Sayın Başkan. Bugün 102 yıl önce kurulmuş sağlıkla ilgili her türlü sürecin yürütüldüğü ve tüm sağlık görevlerinden sorumlu bir bakanlığın bütçesini konuşuyoruz. Kamu ve özel sektördeki her kurum, hastane, eczane, poliklinik, muayenehane, laboratuvar ve tanı merkezleri bakanlığımıza bağlı. Toplumun her bir ferdinin sağlığını koruma ve hizmet alma hakkını zamanında ve etkili bir şekilde her birine ulaştırmak sorumluluğunuzda Sayın Bakan. Teşhis, tedavi, rehabilitasyon da, sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetleri de, halk sağlığının korunması, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi de bakanlığınızın sorumluluğunda. Dolayısıyla içilen suyun, yenilen gıdanın, solunan havanın insan sağlığını tehdit etmemesi gerek. Dolayısıyla halk sağlığını tehdit edecek çevresel etkilerin tespit edip gerekli önlemlerin tarafınızdan alınması da sizin sorumluluğunuzda. 2003 sonrasında herkese sağlık sloganı ile çıktığınız bu yolda bu görevleri layıkıyla yerine getirdiğinizi söylemek ne yazık ki mümkün değil. Yıllardır sağlıkta büyük bir devrimden, inanılmaz muhteşem bir dönüşümden bahsediyorsunuz. Bolca sunumunuzda da rakamlar verdiniz ama birçok defa dile getirilmesine rağmen vermediğiniz bazı rakamlar var ama bakan şu an beni dinlemiyor tabii. Sayın Bakan, çok önemli bir konuya değineceğim burada gerçekten. Bizim daha sonra için, Sayın Bakanım. Bizim için hayat meselesi. Çünkü bahsetmediğiniz rakamlar var. Bunlar 2011-2016 yılları arasında Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli'nde çevresel faktörlerin ve sağlık üzerine etkilerinin değerlendirilmesi yönelik bir araştırma yapılmış. Bunun sonuçlarının yapılalı da tam 7 yıl oldu Sayın Bakan. Bitmiş bu. Ama inanın da bu rapor hala açıklanmıyor. Biz böyle bir çalışma olduğundan da bir bilim insanı Bülent Şık'ın
Bir 2019 yılında, o da 2 yıl 3 yıl sonra yayınladığı yazı dizisinden haberdar edildik. Ve orada yazık onun ifadeleri, bakın burada kanser riski var, dikkat edin, önlem alın dedikten sonra tabii Bülent Şık yargılandı, ceza almadı belki ama ondan sonra da üniversiteden ihraç edildi. Binlerce araştırma yapıldı, binlerce gıda numunesi incelendi. Bakın Ergene benim seçim bölgemde hala kapkara akıyor. Kanser saçmaya devam ediyor. İçinde bırakın balığı, hani söylüyordunuz ama bakteri bile hala yaşamıyor. İçinde her çeşit ağır metal var. Kadmiyumdan arseniye, siyanüre kadar birçok ağır metal var. Sadece Ergene'de değil, Havza'nın tamamı çok gerçekten kirli. Şimdi bunun bazı sonuçları var tabii. Bu kadar kirliliğin ne var? Bölgede kanser vakaları patlamış durumda. Tavan yapmış durumda. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hem buna ilişkin bilgileri gizliyorsunuz. Hem ölüm istatistiklerini yayınlamıyorsunuz. En son yayınladığınız tarih biliyorsunuz. 2020-2019 bilgileri yayınlandı. Kanser belirgilerine ilişkin en son bilgileri 2018'de 2017 verilerini yayınladınız. Peki ben buradan sorayım. Neyi, niye, hangi hakla gizliyorsunuz? Yoksa bir sorun, çıkın deyin ki bize her şey yolunda, sıkıntı yok, Ergene ve Dilovası'ndaki vatandaşlarımız rahat etsin deyin. Eğer bir şey varsa ki raporlarda var görünüyor öyle ve bizim yaşadıklarımız, gördüklerimiz de öyle, insanlar alabilecekleri önlemleri alsın. Hem kirliliği önlemeyin, bir şey yapmayın, hem insanların sağlığını riske atın, kanser vakaları alsın başını gitsin, buna ilişkin bilgileri gizleyin, insanlar ne olduğunu bilmesin, sonra da dikkat edin, risk var diyen bilim insanlarını bu bilgileri açıklıyor diye dava edin, işinden edin. Tıpkı bugün Etlik Şehir Hastanesi'nde açılmasıyla beraber içi boşanan, hekim ve malzeme eksikliği yaşayan, kapatılan hastanelerdeki sorunları dile getiren hekimlere yaptığınız gibi. Ne yapsın hekimler? Yanlışları, eksikleri söylemesin mi Sayın Bakan? Ne yapalım? Hani sizler bırakın şeffaf olmayı, sorumluluk sahibi olmayı, halkın sağlığını hiçe sayan, halkı uyaran, eksikleri, yanlışları dile getirenleri yargılandıran, yargılayan bir iktidarla, bir bakanlıkla da karşı karşıyayız. Bakın hekimlikte bir kural vardır, sizler de bilirsiniz. Önce zarar vermeyeceksinler. Bu kural devlet içinde, siyasal iktidar içinde geçerlidir. Siz de önce zarar vermeyeceksiniz. Ben buradan tekrar soruyorum. 7 yıl geçmesine rağmen bu araştırmanın sonuçları neden halka açıklamıyorsunuz? Bu sürede ne yaptınız? Ben bakandan bu soruları açık ve net cevap vermesini bekliyorum. Bakın kendiniz dediniz ki sunumunuzda sınırsız sorumlulukla hareket ediyoruz. Ve koruyucu sağlık hizmetlerini birinci önceliğimiz dediniz. Eğer bunları yapmış olsaydınız, bu sorumluluğu taşıyor olsaydınız, gerçekten koruyucu sağlık hizmetlerini önceliği olsaydınız, 2023'ün yılında, 2023-20 yılında bilgilendirmeyle, eğitimle önlenebilecek, aşıyla önlenebilecek. Kuduz'da, son cümlem, Kuduz'da 10 yaşında bir çocuğun ölümünü engelleyebilirdiniz Sayın Bakan. Ama engelleyemediniz. Çünkü sizin hedefiniz maalesef şehir hastanelerine kaynak aktarmak, devam etmek. Rica ediyorum. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ediyorum ben de. Değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de 2023 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan, 6 Ekim tarihinde bir yönetmelik yayınladınız ve serbest çalışan hekimleri özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde ameliyat yapmalarını büyük oranda yasakladınız. Oysa bu hekimler tıbbi bilgi ve becerileri oldukça yüksek olan hekimler, bunları sağlık sistemine dahil etmek varken neden siz bu hekimleri sağlık sistemin dışına ittiniz ve atıl hale getirdiniz? Oysa Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bu hekimleri muayenelerine anlaşma yaptırabilirdiniz ve hatta kamu hastanelerinin ameliyathanelerini bu hekimlere açarak randevu sorununu, ameliyathane ile ilgili sıkıntıları da çözebilirdik. Bakın, yoğun şekilde hekim ihtiyacımız olduğu bir dönemde en az 6.500-7.000 nitelikli hekimi başka ülkelere kaptırmak durumunda kalacağız. Lütfen bu konuda hassasiyet göstermenizi rica edeceğim ve bu konuyla ilgili olarak da uzmanlık dernekleri geçtiğimiz hafta toplandılar. 46 dernek ve bu yönetmenin zararlarını ve geriye çekilmesi gerektiğini belirtti. Bu dernekler arasında sizin de pediatri derneğiniz var üstelik, bilginiz olsun. Yani hekim arkadaşlarımızın ameliyat yapma talepleri var. Bir taraftan ameliyat yapmak isteyen hekim var. Diğer taraftan kamu hastanelerinin ameliyathaneleri boş duruyor.
Bunları buluşturmak sizin göreviniz. Siz aynı zamanda serbest çalışan hekimlerin de sağlık bakanısınız Sayın Bakan. Yani bu yönetmelik özel hastanelere, özellikle de zincir özel hastanelere alan açan, onların talepleriyle yapılmış bir yönetmelik olarak düşünüyorum. Ve bu yönetmeyi yayınladıktan sonra Her Türkiye isimli bir program yayınladınız. Bu programa bakıldığı zaman bu programda özellikle estetik burun cerrahisinde İstanbul'u işaretlediğiniz zaman 3 tane hastane çıkıyordu. Evet, bu 3 tane hastanenin 2 tanesi sizin de daha önce belki şu anda da sahip olduğunuz Medipol Hastanesi. Bugün sabah baktığımda bu 3 hastaneden ikisi sizin hastaneniz çıkartılmış ama görsellerini, kayıtlarını ben aldım. Ve yine özellikle hekim arkadaşlar bu sebepten dolayı diyorlar ki bu yönetmelik Medipol yönetmeliğidir. Hatta gelen bir duyum da şudur, tabii duyum olarak söyleyeceğim. Efendim Medipol Hastanesi İstanbul'da var, evet Ankara'da var. Londra Medipol'de herhalde yakında açacakmışsınız zannediyorum. Hayırlı olsun diyeyim, eğer öyle bir şeyse bunu da ifade etmek isterim. Ve yine sistem giderek kamudan uzaklaştı ve özel hastane ağırlıklı bir sağlık sistemine ulaştık. Bakın 2002 yılında geldiğiniz zaman iktidara 774 kamu hastanesi varmış Sayın Bakan. Şu anda 953 tane. Yaklaşık %16-17 civarında artmış. Özel hastane sayısı geldiğiniz zaman 271'miş. Şu anda 571. %110 civarında bir artış var. Ve giderek özel sektör ağırlıklı, yani kamunun hizmet vermesi gereken alanı. Evet, sesimiz kesildi Sayın Başkan. Sistemde bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Hemen bir kontrol edelim. Geçici mikrofonu da hemen iletelim. Bu sistem hep bize zaten arıza veriyor. Bilmiyorum. 7,5 dakika vardı. Sesimi kestiniz yani. Süreyi durduralım. Duruyorsunuz. Şu %300. Genelde bu mikrofonlarla önce bir temas oluyor. Neden böyle oldu Sayın Başkan? Lan şiir gibi konuşuyorduk yani, akışkanlığını bozdunuz. Evet. Sayın Başkan, yani sonuç itibariyle kamunun hizmet vermesi gereken bir alan olan sağlık hizmetini şirketlere açtınız ve bu sayede vatandaşın da artık sağlık hizmetine ulaşması ancak para endeksli hale geldi. Siz belki özel hastane sahibi olabilirsiniz ama bu vatandaşın sağlık hizmeti bekliyor Sayın Bakan. Yani buna lütfen dikkat etmenizi rica edeceğim. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü olsun, Avrupa Birliği Sağlık ve Gıda Güvenliği Dairesi olsun, artık pandemi sonrası sağlık hizmetlerinin kamucu olması yönünde tavsiyeleri var. Yine Çalışma Bakanı burada yaptığı sunumda özel hastanelere ait suistimalin oldukça yüksek olduğunu burada kendisi de ifade etti. Ve kendisine sorduğum zaman muayenehaneleri Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşma yapabileceği konusunda biraz önce evet bir cevap aldım. Bu konuda çalışma yapmanızı rica edeceğim. Özetle serbest çalışan hekimler ülkelerinde kalmak istiyorlar, kendi vatandaşlarına hizmet etmek istiyorlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'yla anlaşma yapmak istiyorlar, suç çerçevesinde ameliyat yapmak istiyorlar, kamu hastanelerinin ameliyatlarını kullanmak istiyorlar. Bunu sağlamak sizin göreviniz Sayın Bakan. Dengeyi sağlamamız lazım. Bir tarafta hizmet bekleyen hastalarımız var, diğer tarafta hizmet bekleyen hekimlerimiz var. Bir cerrah için ameliyat yapamaması onun ölümü demektir. Bu hekimleri meslek olarak bölümüne sebep olmayın. Biraz önce Sebahattin Hocam'la da görüştük. Ve bakınız şunu ifade edeceğim. Belki biraz ağır olacak ama söylemek durumundayım. Recep Akdağ, Cumhuriyet tarihinin en sevilmeyen sağlık bakanı, açık söyleyeyim meslektaş. Ama siz sevilmeye başladınız Sayın Bakan. Özellikle son zamanki özlük hakları ile ilgili iyileştirmelerden dolayı. Bu sevilebilirliğinizi devam ettirin. Bakın Recep Akdağ gibi olmayın. Çünkü bakın burada komisyona dahi gelmiş değil. Tamam neyse artık bunu geçiyorum. Bunu kapatıyorum. Diğer konu efendim. Şehir hastaneleri. İbrahim abi müsaade edin bir dakika. Tamam konuşacağız bir dakika. Erzurumlusun. Şehir hastaneleriyle ilgili söyleyeceğim. Efendim Sayın Bakanım. Şimdi bakın şunu ifade gayet samimi konuşalım. Bunların maliyeti çok yüksek. Yani bunun yukarıda Allah var. Hepimiz biliyoruz. Çok yüksek. Bakın şimdi 14 tane kamu özel işbirliğiyle yapılmış hastane var. Peki Cumhurbaşkanlığı yatırım programında diyor ki kardeşim bunların maliyeti 8 milyar dolar. Siz de biliyorsunuz. Biz sadece bu yıl 14 hastane için 2,5 milyar dolar kira ve hizmet bedeli ödeyeceğiz. 3 yılda finanse ediyoruz. Neden 25 yıl ödüyoruz? Neden 22 yıl fazla ödüyoruz? Yazık değil mi? Bunu siz de ikrar ettiniz. Ben biliyorum buradaki arkadaşlar takdirini bir tasdik ediyorlar. Ama dillerini ikrar edemiyorlar.
Ama siz ikrar ettiniz. Bakın o yönden sizi tebrik ediyorum. 2019 yılı bütçe görüşmesi sonrası dediniz ki maliyetler çok fazla. O nedenle genel bütçeden yapacağız. Bunun gerekçesi bu. Çünkü başlarken genel bütçe diye bir şey yoktu sonuç itibariyle. Yani maliyetler çok fazla ve bundan geri dönmek durumundayız. Sayın Bakanım bakın anlaşmalar elimizde var. Açık konuşuyorum. Anlaşmalarda yeniden finans maddesi var. Şirketlere paralarını ödeyerek bu anlaşmaları sonlandırabilirsiniz. Bu yetkiniz var. Bu yetkiyi kullanın. Bakın tarihe karşı sorununuz var Sayın Bakan. Ve bakınız Sayıştay raporları, son 4 yıldaki Sayıştay raporları artık Sağlık Bakanlığı Sayıştay raporları değil. Şehir hastaneleri Sayıştay raporları haline dönüşmüş durumda. %90'ı şehir hastanesiyle ilgili. Ve son 4 yıldaki Sayıştay raporlarının ortak noktası şu. Ki siz de bunu kabul ettiniz sabahki konuşmalarda. Şehir hastanelerinin muhasebe işlemleri mevcut mevzuata uygun değil. Yani hesabı kitabı belli olmayan, kimin kime ne verdiği, ne aldığı belli olmayan bir hastane sistemine karşı karşıyayız. Ne kadar nereye verildi belli değil. Muhasebede cihazlar nereye işlenmiş onlar belli değil. Yönetimi mümkün olmayan bir sistemin içindesiniz. Sizin de açık söyleyeyim bundan çok rahatsız olduğuna eminim ben. Ama belki yapabilecekleri sınırlı olabilir. Çünkü genel başkanınız hayalim diyor. O hayali devam etmek durumundasınız belki ama bu hayal vatandaşımızın kabusu Sayın Bakan. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bakın bir ben size rakam vereceğim. Geçen yıl diyorsunuz ki bu şehir hastaneleri için efendim biz işte öngördüğünüz rakamı söyleyeceğim. Bakın hizmet bedeli olarak geçen yıl 8 milyar lira 2023'te hizmet bedeli olarak tahmin etmişsiniz. Ne kadar olmuş bu tahmin bu yılki bütçede biliyor musunuz? 8 milyarda küsuratları söylemiyorum. 18 milyar lira. Böyle tahmin olur mu? %100'den fazla artmış. Geçen yıl diyorsunuz ki 2023 yılında peki diyorsunuz bu yılki rakam ne Sayın Bakan? 27 milyar lira. İşte burada siz söylüyorsunuz. Ben söylüyorum sizin rakamlarınız bunlar. Sizin rakamlarınızla ifade ediyorum. Ben bir şeyden dört işlemi bilen, basit toplama çıkartmayı bilen bir kişi bunlardan çok büyük zarar ettiğimizi bilir ve bunlardan vazgeçmek, bunları düzeltmek sizin göreviniz Sayın Bakan. Yine Sayın Bakan, efendim ifade etmek istiyorum. Neden hastalarımız, vatandaşlarımız hastanelerden randevu alamıyorlar? Neden istenilen tetkikleri zamanında yaptıramıyorlar? Neden malzeme eksikliği sebebiyle ameliyatlar erteleniyor, yapılamıyor? Neden bazı ilaçlar bulunamıyor? Ve neden sağlıkta şiddet bu derece arttı, vahşet noktasına geldi? Ve hekimlerimiz neden istifa ediyor, kamudan ayrılıyor? Neden yurt dışına gidiyorlar? Neden tıp fakültesi öğrencileri okullarını bırakıyorlar? Eskisi gibi tıp fakülteleri tercih edilmiyor. Neden hekimler eylem yapmak durumunda kalıyorlar? Hekimler neden umutsuz ve mutsuz? Sağlık sisteminin içine neden şirketleri dahil ettiniz? Ve neden şehir hastaneleri üzerinden halen vatandaşlarımızın sömürülmesine müsaade ediyorsunuz? Devlet üniversiteleri tıp fakültelerini neden zayıflattınız ve onları neden borç batağından kurtarmıyorsunuz? Refik Say'da Bulutsuz Sıra Enstitüsü'nü neden kapattınız ve neden şimdi tekrar açıyorsunuz? Bakın zikzaklarınız var. Refik Say'da'yı kapatmamanız gerekirdi. Ben tekrar açıldığı için. Aynı isimle açın. Hıfzı Sıra değil. Refik Say'da Bulutsuz Sıra Enstitüsü olarak açın. Tarihe saygınızdan dolayı söyleyeceğim. Meslektaşın ve büyüğünüze saygınız olması açısından söyleyeyim. Sadece Hıfzı Sıra beni yer alıyor. Refik Say'da Hıfzı Sıra olarak istiyoruz. Ve yine ve ruhu değil efendim ismini de yaşatın. İsmini de yaşatın. Gelin ismini de yaşatın. İsmini de koyun. Teşekkür ederim. Sayın Bakan ismini de koyun. Ya bu müdahale oldu Sayın Başkan. Son sözlerini lütfen müsaadenizle onu tamamlayın. İsmini de koyun. İtirazımız yok Sayın Bakan. İsmini de koyun. İsmini de koyun. Ve Sayın Bakan bakınız. Neden sizin yönettiğiniz Sağlık Bakanlığı döneminde bu kadar fazla sayıda hekim yurt dışına gidiyor? Gidiyor ama gitti. Bakın burada size sorumuz yok mu? Ve bakın son 10 yılda yurt dışına giden hekim sayısı 40 kat arttı. Ve sağlıktaki şiddet son 10 yılda 600 kat arttı. %600 arttı. Burada sizin sorumluluğunuz var. Bunu düzeltmek durumundasınız. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli arkadaşlar. Düzeyde saygı göstereceğimize onurumuz üzerine yemin ederek başlarız. Bugün huzurunuzda yeminime sadık kalarak görüştüğümüz bütçeyi
Hekimlik mesleğinin onuru ve saygınlığını korumayı geliştirmek, hasta sağlığına ve esenliğine öncelik verebilmek, pandemide kaybettiğimiz en az 556 sağlık emekçisinin anısını yaşatabilmek için eleştireceğim. Bildiğiniz üzere yaşam doğuştan kazanılan temel bir haktır ve vazgeçilemez. Yaşam hakkının korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması demokratik rejimler için bir meşruiyet konusudur. Bu bakımdan devletin temel görevi dil, din, cinsiyet, ırk, sınıf, statü gözetmeksizin yurttaşlarına insanca bir yaşam sağlamaktır. Bu yaşamın kaynağı ise sağlıktır. Peki sağlık nedir? Bedensel, ruhsal, sosyal yönden bir iyilik halidir. Burada bahsi geçen iyilik nesnel değil, somut bir amaca işaret etmektedir. Devlet sağlık için ekonomik ve sosyal hakları eksiksiz uygulamakla yükümlüdür. Bu bakımdan bütçeler gelişmiş demokrasilerde yaşamın, sağlığın ve tam iyilik halinin sigortasıdır. Öncelikle bakın, bu bütçe teklifinin merkezinde insan yok, binalar var. Fırsat eşitliği yok, sermayenin kayrılması var. Kamucu bir anlayış yok, özel sektörü gözeten çıkarcılık var. Ne yazık ki refah devlet yok, rantiye var. Evet, bu bütçede sarayın baskısı var. Bunu çok net görüyoruz. Kısacası bugün son derece sağlıksız bir sağlık bütçesini görüşüyoruz. Buradan belirtmek isterim ki 19 yılda yarattığınız tahribat da sağlık alanında gerçekten çok büyük. Hatırlatmak isterim. İktidarınızla sağlıkta sosyalizasyon yaklaşımı terk edildi. Kamu kaynaklarının sağlık sektöründe etkin ve verimli kullanımı mali bakımdan hazineye büyük görüldü. Yine sağlık hazineye yük olmaz dedik biz. Bu düşüncenin bedeli ağır olur dedik. İktidarınız tereddüt etmeden halk sağlığını piyasanın emrine verdi. İnsan sağlığı alınıp satılan bir meta değildir Sayın Başkanım. Biz herkes için sağlık derken AKP serbest piyasa için rekabetçi sağlık dedi. Ancak dünyada her şeyin serbest piyasası da yoktur. Bunu da hatırlatmak isteriz. Vatandaşa dar gelirliğe paran kadar sağlık anlayışı verebiliriz denildi ve durum bu sürece geldi. Tablo ortada. Yurttaşların tedavi, ilaç ve benzeri sebeplerle cebinden yaptığı harcama bugün 40 milyar lirayı geçti. Oysa 2023'te şehir hastanelerini işleten 8 müteahhite 47 milyar liralık kaynak transferi yapılabildi. Bakın, bu rakam 7 bakanlığın bütçesinden daha fazla. Bu bütçeyi hazırlayanlar çok açık ki halkın değil sermayenin cüzdanını gözetmiş. Sayın Bakanım, 84 milyonun hayatı bu müteahhitlerden daha değersiz değil. Görünen o ki iktidarınız için değersiz. Biz böyle anlıyoruz. Çünkü şehir hastanelerinin getirdiği mali yük nedeniyle bakanlığınıza bağlı ambulansların kaska ve sigortasının zamanında yaptırılmadığını unutmadık. Tabii ki devri iktidarınızın tek kazananı sadece müteahhitler değil, özel sigortalar da paylarına düşeni aldılar bu tabloda. Son 7 yılda tamamlayıcı sigorta yaptıranların 18 kat artması aslında bunun en net göstergesidir. Çok açık ki iktidarınızın dönüşüm programı sağlık sektörünün sermayenin birikim alanı haline getirildi. Hasta hekim ilişkisinde halk sağlığını önceleyen konsültasyon dönemi bitti. Yerine iş dünyasının çıkarlarının doğrultusunda kar zarar odaklı işleyen konsorsiyum anlayışı egemen oldu. Bir ülke düşünün ki yapılan ameliyat sayısı son 20 yılda %133 artsın. Bir ülke düşünün ki özel hastanede gerçekleştirilen operasyon sayısı 1, 5, 10 değil tam %539 artsın. Böyle bir ülkede sağlıklı bir yaşamdan bahsedilebilir mi Sayın Bakanım? Ne kadar hasta o kadar para diyerek özel sektörce işletilen şehir hastaneleri şifa kaynağı değil dert umağı oldular. İktidarınız sınıfta kaldı ama siz hala kopya çekerek geçmenin peşindesiniz bizim gördüğümüz. Sayın Bakanım, muhtemelen bürokratlarınız bu eleştirileri haksız diyecek, bütçeyi %153 artırdık diyecek ama sizi uyarmak isterim. AKP oylarıyla yasallaşan dezenformasyon yasasına göre bütçeyi artırdık demek artık bir suç unsurudur. Niye mi? Bu bilgi doğru olmadığı gibi kamu düzeni ve genel sağlığa da aykırıdır. Bitmek üzere. Çünkü bakanlığınızın genel bütçe içindeki payı 2022'ye kıyasla daha azalmıştır.
6,63 olan pay 6,56'ya düşmüştür. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü bütçeden sağlığa ayrılan payın en az %10 olmasını önermektedir. Söylemek istediğim daha çok şey var ama sürem bu kadar. Teşekkür ederim. Sofrasından ikram var. Konya'da aşçıların ikramları olacak. Bunu da ifade etmiş olayım. Şimdi sayın dönüşte de 14.30'da başlayacağız. Sayın Bayram Maskaya'yla başlayacağım. Çünkü bir şehit cenazesine gidecek memleketine. Ona öncelik vereceğim. Ardından talep ederse Sayın Aylin Cesur'la bir partide. Daha sonra. O zaman Orhan Yeğil Bey'le öğleden sonra döndüğümüzde 14.30'dan sonra burada olursanız size söz vereceğim. Şimdi Sayın Mehmet Göker'e söz veriyorum. Sayın Göker buyurun. Sağ olun Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, öncelikle ilim Burdur'un fay hattında olduğu göz önüne aldığında Isparta Tıp Üniversitesi'nin de bilimsel raporlarında kayıtlı olan devlet hastanesinin depreme dayanıklı olmadığı yönünde bilimsel bir raporu vardı. Bu anlamda yapımına başlanan Burdur Devlet Hastanesi'nin bir an önce bitirilerek vatandaşlarımızın hizmete sunulması insan sağlığı ve oradaki sağlık çalışanlarımız açısından son derece önemlidir. İkinci sorum, hekim dışı sağlık çalışanlarına, ebe, hemşire ve teknisyen arkadaşlarımıza ödenen ek döner sermayede hakkaniyete uygun olmadığını düşünüyorum. Bu konuda bir arttırım, katsayıda bir arttırım düşünüyor musunuz? Bir diğer sorum, özellikle sağlık çalışanlarına yönelik olan şiddet konusunda ciddi bir artış ve mağduriyet söz konusu. Bunda birlikte el ele verip ciddi bir yasa yapmamızı ve şiddeti karşılıksız bırakmamamız konusunda sizler sağlıkçılar adına bir önderlik etmenizi istiyoruz. Bir diğer ve son sorum, özellikle küçük ortak ölçekli hastanelerde çalışanların üzerindeki idareci ve yandaş sendikanın mobbingi ve baskıları konusunda bir önlem almayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Sonra büyükler dediler ki, neoliberal bizim geldi dedi. Yok, bir yerde para kazanılıyorsa öyle. Evet, filana gidecek, küçük bir müteahhide gidecek. Yok, öyle bir şey olmaz. Bilmeyelim, hayır, biz bunun şeyini kuracağız. İşte yap işte, devlet dediğimiz. Dolayısıyla sağ daha çok. Her şey reçeteye, her şey tetkike yazılacak ve bu tetkiklerden biz para kazanacağız. Bu parayla fakir ülke fakirse Sayın Bakan'ın aracılığıyla, SGK aracılığıyla bu paraları alacağız diye alıyorlar, topluyorlar. Onlar yetmiyor. Genel bütçeden yaptığınız yanlış sözleşmelerden dolayı genel bütçeden ödüyor. Arkadaşlar, hiçbir şekilde sağlık yatağa ihtiyacımız yokken şehir hastaneleri ne karar verildi ve yapıldı. Nitekim bunu anladınız, geri döndünüz Sayın Bakan. Geri döndünüz ama sağlığı iyileştireceğiniz diye yaptığınız bu dönüşüm filin züccaciye dükkanlanması gibi ortalığı dümdüz etti, o kaldırdı. Hiçbir şey iyileşmedi Sayın Bakan. Çöktü. Şimdi toparlamaya çalışıyorsunuz. Bir yere yani yap boz, bir yere tutuyorsunuz gidiyor. Ya sağlık yap boz üzerinde gitme. Son birkaç cümle. Ya arkadaşlar, bu ilaç ve tıbbi cihaz Sayın Cumhurbaşkanı kim fark ettirdiyse bilmiyorum. Bununla ilgili bir rapor hazırlattı Devlet Denetleme Kurulu'na. Ama o raporun gereği yapılmıyor. Savunma sanayi, SİHA, İHA neyse ondan çok daha önemlidir sağlık değerli arkadaşlar. Bir, niye yerli ve milli sağlık ilaç ve tıbbi cihaz şey kurulamıyor? Şu arkadaşa sorayım, sen o kurulun başkanısın, ne yaptınız şimdiye kadar ama takip ettim baktım, yapılan hiçbir şey yok. İlaç üretiyoruz dediniz ya bakanım, o ilaçların %85'i dışarıdan gelen maddeyi burada ambalaj yaparak üretiyorsunuz. O nedenle ilaç üretiyoruz falan demeyin. Çok ciddi bir problem var. Aynen savunma sanayi, savunma sanayindeki gibi bu işin ele alınması gerekiyor. Bunları sizin yapmanıza zamanınız olmayacak. Biz gelip yapacağız inşallah Sayın Bakanım. Tecrübelerinizden istifade edeceğiz. Sağ olun. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 2002 yılından itibaren ülkemizde uygulanan sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte artık tamamen çöküşe giden sağlık politikaları alanında sağlık çalışanlarının özlük haklarından ve sorunlarından söz ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sağlıkta şiddet vakalarının azalabilmesi için en başta sağlıkta dönüşüm programı ile
bozulan sağlık sistemi ve bu nedenle de gün be gün ağırlaşan çalışma koşulları düzeltilmelidir. Bugün yoksullaşma, angarya, çalışma koşulları, düşük ücret ve şiddet başta olmak üzere çeşitli baskılarla karşılaşan sağlık emekçilerinin birçoğu yurt dışına gitme çalışmaları yapmaktadır. Türk Tabipler Birliği verilerine göre yılın ilk 10 ayında 2153 doktor yurt dışında çalışma vizesi anlamına gelen İHAL belgesi almıştır. Bu bir rekordur. Maalesef AKP hükümetinin başarısının bir göstergesidir. Yurttaşlar hastane sıralarında doktor bulmak için çabalar hale gelmiştir. Sağlık emekçilerin temel ücretlerinde emekliye yansıyan düzenleme yerine performans ya da teşvik ek ödemeleri, taban ek ödeme gibi isimlerle ödeme yöntemleri getirilmiştir. Sağlık emekçilerine ek ödeme, teşvik gibi adlarla yapılan bu ödemeler ekip anlayışını bozmakta, rekabet oluşturan ve çalışma barışını bozan bir ortam yaratmaktadır. Bunun yerine yoksulluk sınırının üzerinde tek kalemde tamamı emekliye yansıyacak şekilde temel ücret ödenmelidir. Değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi bugün komisyondan geçerken vurgulamak isterim ki bu yasama döneminde de işçi sağlığı, iş güveni önlemleri yine ILO kriterlerine uygun hale getirilmedi. 2002 yılından bu yana AKP tarafından işçi sağlığı, iş güveni önlemleri alınmadığı için 31 işçi iş cinayetlerinde öldü ve ölmeye devam edecekler. Meslek Hastalıkları Hastanesi hala 78 ilimizde yok. Siz birileri açıklamasanız da her yıl 1 milyona yakın işçi meslek hastalığına yakalanmaya devam edecekler. Covid-19 neden meslek hastalığı olarak saymadınız? Bugünlerde vakalar tekrar artmaya başladı. Bunun sorumlusu elbette siz olacaksınız. Yüzlerce hekim memleketi terk ederken, onlarca hekim istifa dilekçeleri verirken, Cumhurbaşkanı giderse gitsinler diyerek onları görmezden geldi ve sağlık sistemi çöktü. Bu süreçte siz neden hekimlerinize sahip çıkmadınız? Kanserli hastalara 8 ay sonra hastaneler randevu veriyor. Yurttaşlar bir randevu için aylarca beklemek zorunda kalıyorlar. Hekim emeğinin değersizleştirilmesi çalışma koşulları nedeniyle son dönemlerde özellikle istifa veya emeklilik yoluyla kamu hastanelerinden ayrılan hekim sayısının artması ile kamu üniversiteleri, hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında merkezi hekim randevu sisteminde randevu alınamama sorunu devam etmektedir. Aile hekimliği ise aile hekimliği uygulaması içerisinde hizmet sunan aile hekimleri ve tüm işlerdir. Ve sizden bu maliyetlerin karşılanması için cari gider kalemlerine enflasyon oranında artış yapılmasını beklemektedirler. Son olarak birçok meslek grubundan bizlere bütçe öncesi talepler gelmektedir. Hamilethane teknikerleri, diyaliz teknikerleri, ağız ve diş sağlığı teknikerleri, biyomedikal teknikerleri, paramedik anestezi teknikerleri, çevre sağlığı teknikerleri, ön lisans biyokimya teknikerleri, odometrist ve evde hasta bakım teknikeri olmak üzere sağlık alanında çalışan arkadaşlarımızın özellikle istihdam sorunları bulunmaktadır. Bu alanlardan mezun olan genç arkadaşlarımız planlama bekliyor, atama bekliyor. Çok az olan atamaların artırılmasını bekliyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle sağlıktan tasarruf olmaz diyorum. Sizleri sevgi, saygıyla selamlıyorum. İrfan Kaplan Bey'e de söz veriyorum. Buyurun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu ülkede 48 bin eczacı meslektaşın, 80 bine yakın eczane çalışanı, 46 bine yakın eczane var. Bugün bu eczanelerin yarısına yakını iflas etme noktasında. Peki neden AK Parti'nin yok saydığı, hiçbir sorunu çözemediği beceriksiz, düzensiz politikasından? 2009 yılından bu yana değişmeyen ilaç fiyat kararnamesi yüzünden eczanelerimizin beli büküldü. Ekonomik krizinde en tavan yaptığı böyle bir zamanda eczacılarımız çaresiz durumda. Öyle bir durum ki artık eczacılar depolara olan borçlarını kredi çekerek, arabasını, evini satarak ödeyecek duruma geldi. Ekonomik kriz ve dalgalanan döviz kuru yüzünden ilaç fiyatları ciddi derecede arttı.
Bu durumdan hem vatandaşlarımız hem de eczacılarımız etkilendi. İlaçlar cep yakıyor, artık eczanelerde bakkallar gibi veresiye defteri tutuyor. Vatandaşlarımız ilaç almada zorluk yaşarken eczacılarımızın kar oranı düştü. Şu anda ülkemizde ciddi bir ilaç yokluğu sıkıntısı var. Kanser, diyabet, kalp gibi kronik hastalıkların ilaçları zor bulunuyor. İlacı bulamayan vatandaşlarımız ile eczacılarımız karşı karşıya geliyor. Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır? Bir diğer önemli konu, muadil ilaç dahi yok. Muadil ilaç bulamayınca eczacılarımızla vatandaşlarımız yine karşı karşıya geliyor. Eczacılarımızla vatandaşlarımızın karşıya gelmemesi için muadil ilaç ile ilgili daha fazla bilgilendirme yapılmalıdır. Yine aynı şekilde devletin aldığı muayene ücretlerinin bedava tahsildarlığını eczacılarımız yaptığı için vatandaşlarımız da sık sık gerilim yaşıyor. Özellikle pandemiden bu yana kullanımı artan besin takviyesi, bağışıklık güçlendirici, sağlık ürünleri, besin takviyeleri AVM'lerde, marketlerde, internet sitelerinde, zincir marketlerinde ilaç satılıyor. Dolayısıyla toplum sağlığı tehlikeye giriyor. Sağlık ve sağlığa dair tüm ürünlerin sadece eczanelerde satılması gerekmekteyken sağlık için değil para için bu işi yapan firmaların önüne geçilemiyor. Yasal bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Halk sağlığımızı daha fazla tehlikeye atmayın. Sayın Bakan, başka bir önemli konu ise ilaçta reklamın yapılması. Yine toplumun sağlığı yerine cebini doldurmayı hedefleyen ilaç sanayi ve reklam şirketlerinin önüne geçilmiyor. Sağlığın reklamı olmaz. İlaçta reklamın önüne geçilmesi gerekiyor. Sayın Bakan, kamu kurumlarında çalışan eczacılarımızı Sağlık Bakanı neden görmezden geliyorsunuz? Kurumlar arası aylık gelirin düzenlenmesi, maaş ve özlük haklarının düzeltilmesi elzem hale gelmişken görmedim, duymadım, bilmiyorum diyorsunuz. Pandemide en çok sıkıntıyı sağlıkçılarımız yaşadı. Bunların başında eczacılarımız da geldi. En başta etkin bir şekilde yapılmayan aşı ve aşı yokluğu 77 eczacımızı, 24 eczane teknisyenimizin canını aldı. Burada bir kez daha yaşamlarını yitiren meslektaşlarıma Allah'tan rahmet diliyor, saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakan, eczacılarımız halka kamu adına sağlık hizmetleri sunan sağlık emekçileridir. Eczacılarımızın mesleki gelişim ve eğitim faaliyetleri nedeniyle uluslararası ilaç sektörüyle ilgili araştırma ve gelişmeleri takip etmek açısından uluslararası toplantı, konferans, eğitim, seminer, sempozyum, araştırma faaliyetleri ve kongrelere sürekli katılım sağlamaktadır. Tüm bu nedenlerle kamu hizmeti gören, kamuda özel sektörde çalışan eczacılara ve eczacılarımıza yeşil pasaport verilmelidir. Eczacılarımız üvey evlat değil, olmayacaktır da. 27 Kasım'da Büyük Eczacı Mitingi'nde tüm eczacılarımız bu haklarını almak ve hak ettikleri değeri kazanmak için Ankara'da Anıtpark'ta olacak. Haklarımız sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine konuşurken Sağlık Bakanlığı bütçesinin %10'u olması gerektiğini ifade etmiştim. Ama biz geçen seneki %6.63 rakamını bile koruyamadık oran olarak. 6.56'ya düşmüş durumda oran. Halbuki eğitim ve sağlıktaki bütçenin artırılması gerekiyor. Türkiye'nin hem eğitime çok ciddi bir pay ayırması hem de sağlığa ciddi bir pay ayırması gerekiyor ama maalesef daha da azaldığını görüyoruz. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda sanki geçen seneye göre %150 artan bütçe Türkiye'de bir şeyler yapabilecekmiş gibi değerlendiriyor. Alım gücünün kalmadığı bir ortamda bu bütçeyle bile çok ciddi sorunlar yaşayacağımız aşikar. 46 milyar 662 milyon lirasını da bu bütçenin şehir hastanelerine vereceğiz. Şehir hastaneleri konusunda 3-4 senede kendini amorti eden aslında yatırımlar bunlar. Arsasını bizim devletimizin verdiği bu binalar müteahhitler tarafından yapılıyor. Normalde bir yapı 10 yılda kendini amorti eder. Ama çok yüksek fiyatlar üzerinden bunlar verildiği için siz de doğru bir şey yaptınız. Bu
sistemden, kamu özel işbirliği sisteminden vazgeçtiniz ve neticede doğru yapıldığında biz doğruları da burada söylemek durumundayız. Hani deniyor ya, muhalefet iktidarın doğrularını dillendirmiyor diye. Bu yaptığınız doğru. Bu sağlıkta dönüşüm politikalarından geri dönmeniz, buraların işletme haline dönmesi daha önce bize dayatılan bir şeydi. Halbuki kamu sağlık hizmetleri sadece işletmecilik mantığıyla sürdürülebilecek olan sağlık hizmetleri değil. Geçen sene aile hekimleriyle ilgili zeminde 3-4 aile hekiminin bir arada hizmet vereceği birimler yapılması gerekir demiştik. Az önce iktidarın küçük ortağı tarafından da dile getirildi. 3. 4. katlarda aile hekimliği merkezlerine insanlar gidemiyor. Halbuki geçmişte müstakil alanlarda bu hizmetler veriliyordu. Bunun tekrardan planlanması gerekiyor. Personel sorunları yaşıyor aile hekimleri. Bu konuda da destek olunması gerekiyor. Ölüm istatistikleri 2020 ve 2021, ölüm ve uluslararası göç istatistikleri 2020-2021 açıklanmadı. Siz dediniz ki TÜİK'e biz veriyoruz, TÜİK açıklamıyor. TÜİK'e soruyoruz, açıklamamakta ısrar ediyorlar. Halbuki şeffaf bir şekilde bunların ortaya konması gerekiyor. Hem bilimsel çalışmalar hem de planlamalar açısından. Covid dünyada yeniden öne çıkmaya başladı. Çin'de özellikle kapanmalar söz konusu. Siz de son dönemlerde artışlar olduğunu ifade ediyorsunuz. Bizim bu konuda pandemi tamamen geçmiş gibi davranma lüksümüz yok. Aşılama programlarının tüm hızıyla devam etmesi gerekiyor. Dünyada bivalan aşı dediğimiz aşılar devreye girdi. O yeni varyantlara karşı da aşılar konusunda bir çalışmanız var mı? Bu konuda aşı kampanyasını daha da hızlandırmayı düşünüyor musunuz? Hem influenza, hem respiratör sinüsitiyel virüs, hem de COVID tekrar bir arada çok ciddi sağlık sorunlarına yol açmaya başladı. Bu konuda tedbirleri almamız gerekiyor. Kuduz konusunda veterinerlerin, belediyelerin yeti var. Onun dışında şüpheli hayvanlar tarafından ısırılanların da hızla aşılanması gerekiyor. Bunlar yapılmadığı için maalesef bir çocuğumuzu kaybettik. Bodrumlukla ilgili bir sorun var. Geçen sene bir araştırma komisyonu vardı obeziteyle ilgili. Türkiye bir yandan obeziteyi yaşıyor, bir yandan bodur çocuklar sorununu yaşıyor. Çocuklar beslenemiyor, dershanelerde açlıktan bayılan çocuklar bize bizzat bildiriliyor. Ve geçen iktidar milletvekili böyle bir şey yok, siz yalan söylüyorsunuz imalinde bir konuşma yaptı. Çok sayıda bu örnekler var. Türkiye'de çocukların beslenme çantalarında beslenmeleri yok, boş olarak gelip gidiyorlar. Bizim bu konuda çocukların gelecekte sağlıklı olabilmeleri için mutlaka beslenmeleriyle ilgili, sağlıklı beslenmeleriyle ilgili bir programın hayata geçmesi için sizin de Milli Eğitim Bakanlığı'na ve diğer bakanlıklara bir tazyik yapmanız gerekiyor. Bizim sağlık turizmiyle bir alan var. Bir yandan sağlık turizmine bir kısım hekim gidiyor, bir yandan göç ediyor. Geçen sene 1405 hekim gitmişti, bu sene 2153 hekim gitti. İyileştirmeler yapıldı ama bunlar geç kalındığı için maalesef hala gitmeye devam ediyorlar. Bir başka sorun Cerrahpaşa, daha önce görev yaptığımız yer. Geçtiniz. Son çok kısa diyorum. Cerrahpaşa'da kıldı. Moloz yılına döndü. Açık 6 yıldır hala çivi çakılmadı. Bunun yapacak bu ülkenin kaynağı yok mu? Bir an önce bu inşaatın başlaması ve bitirilmesi gerekiyor. Saygılar. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, hazırlanmanız bakımından liste okuyacağım. İYİ Parti'den Sayın Fahrettin Yokuş'a söz. Hazırlanmanız bakımından. Hepinizi selamlıyorum. Sabahki sunumunuzda, aslında sabahki konuşmalarda yürütmenin yasamaya saygısından bahsedildi. Maalesef tabii bu sözde olmuyor Sayın Bakan. Bunun en somut göstergesi yasamaya hesap verme yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz. Ben bugüne kadar 35 önerge sormuşum size. Sadece 4'ünü yanıtlamışsınız. 4 yıl, 4 ay, 11 ay, 11 gündür bekleyen cevap alamadığım soru var. Sizin yasamaya saygınız bu mudur? Pandemi döneminde 77 eczacı meslektaşım maalesef hayatını kaybetti. Tabii o dönem sizin bilim kuruluna layık görmediğiniz eczacıların bu hafta bir mitingi var. Mesela 3 ay önce TEB'le yaptığınız toplantıda eczanelerin stok uyumsuzluğunu gidermek için deaktivasyon yapılmasını sağlayacağız dediniz.
3 ay geçti. Neyi bekliyorsunuz bunu yapmak için? Yine göstermelik bir İFK düzeltmesi yaptınız ama hala piyasada birçok ilaç yok. Ve bu sorun maalesef pansuman dahi olamadı. Aynen öyle. Bunu ben bütün meslektaşlarım adına gönül rahatlığıyla söylüyorum Sayın Bakan. Çok ciddi bir sıkıntı var meslektaşların mesleğini yapabilmesi için. Şu anda her iki eczaneden biri maalesef sizin politikalarınız nedeniyle batma noktasında. Yine kamuda ve emekli eczacıların özlük hakları konusunda da ciddi sıkıntılar var. Bir diğeri Bilkent Şehir Hastanesi'ni açmak için, hasta garantisini tamamlamak için 6 hastane kapattınız. Etlik Şehir Hastanesi için de 5 hastaneyi kapatacaktınız ama tepkiler üzerine geri adım attınız. Aslında göstermelik bir geri adımdı. Çünkü maalesef örneğin 21 Eylül'de resmi yazıyla Olucanlar'a kapatılma kararı gidiyor. Bu haber sonrası sizin geri dönüşünüz sonrası 27 Eylül'de başka bir yazıyla kısmen açıldığı ifade ediliyor. Kısmen diyorum. Tabii ki. Tabii ki memnuniyetle sonuna kadar bekleyeceğim zaten. Kısmen diyorum çünkü tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri taşındı. Size şunu sormak istiyorum ben de. Tabelanın olması sizce orayı hastane yapıyor mu? Yine hastaneler kapatılmasın diye mücadele eden doktorlara bir inceleme başlatıldığını duyuyoruz. Özele gitmek yerine kamuda kalarak halk sağlığına sahip çıkmak isteyen doktorların bu mücadelesinin neyinden rahatsız oluyorsunuz? Bunu da çok merak ediyorum. Genel Başkanınız Bursa Şehir Hastanesi açılırken dedi ki MR ve ultrason randevuları için 7-8 ay bekleniyordu. Ah ah o günler eskide kaldı. Doğru, şimdi 2 yıl bekliyorlar çünkü. Elimde gördüğünüz bu kağıt İbn-i Sina Hastanesi'nde meme kitlesi tespit edilen bir kişiye 2 yıl sonra verilen randevu kağıdı. Bu haberimiz sonrası muhtemelen yönetim telaşlandı. Tabii hastanın adı olmadığı için o gün randevusu olan bütün hastalar tek tek aranmış. Bir ay içerisinde hepsine randevu verilmiş Sayın Bakan. Olabiliyordu da niye 2 yıl sonrasına randevu verildi? Bir diğeri İbn-i Sina burası. Fark etmez. Nihayetinde bir sağlık sistemi. Hiç fark etmez. Üniversite hastanelerinde de benzer sorun var. Sadece ultrasonda değil. MR randevularında da aynı sorun var. Biliyorum şimdi siz göstermelik bir iki kişiyi kurban ettiniz, görevden aldınız. Sizce çözüm olmuş olabilir. Ama sorun sistem sorunu. Çünkü sadece ultrasonda değil MR'da da ciddi sıkıntılar var. Hastane yetkililerinden 2 yıldır cihaz talep etmelerine rağmen bu cihazı alamadıklarını ifade ediyorlar. Yine cezaevlerinde diş hekimlerinin özlük hakları ile ilgili çok ciddi sıkıntı var. Sayın Bakan, bir de konuşmanızda dediniz ki pandemi sürecinde küresel bir hekim hareketliliği nedeniyle ciddi bir hekim eksikliği var. Bence bu son derece basit bir yorum. Çünkü 2019'da da 1626 uzman hekim istifa etmiş. Bunun sebebi Sayın Bakan, sağlık sisteminizdir, uyguladığınız baskıdır, doktorlara sağlık emekçilerine hak ettiği değeri vermemenizdir ve aşırı yoğun çalışma koşullarıdır. Son olarak da sözümü şöyle bitiriyorum. Brett'in bir şiiri var Sayın Bakan. Tankınız ne güzel, ne güzel generalim. İnsanları süpürür bir ormanı, 100 insanı geçer ama bir kusurcuğu var, insan ister sürmek için. Sizin de binalarınız ne güzel Sayın Bakanım, dev gibi, otel gibi ama bir kusurcuğu var, içinde hekim ister çalışmak için. Değerli arkadaşlar, İSİ, CHP'den Sayın Murat Demir, Türkiye İşçi Partisi'nden Sayın Sera Kadigil şeklinde. Devam edeceğiz. Sayın Süleyman Bey'in buyurunuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, bürokratlar, basın mensupları, komisyonumuzun değerli emekçileri, herkesi saygıyla selamlıyorum. Bütçe maratonunun sonuna gelirken sürekli vurguladığım bir hususu tekrar söylemek istiyorum. Bütçe bir tercih meselesidir arkadaşlar. Bakalım Sağlık Bakanlığı'nın bize sunduğu bütçede tercih kimden yana? 2022'de koruyucu sağlık hizmetlerine 38 milyar 729 milyon ayrılmıştı. Koruyucu sağlık hizmetleri için ayrılan bu rakam bütçenin %33.3'ünü oluşturuyordu. 2023'te
koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan para bakanlık bütçesinin %28.6'sıdır. Yüksek enflasyon nedeniyle bütçe rakamları büyümüş gözükse de koruyucu sağlık hizmetlerinin bütçedeki payı düşmüştür. 2023 yılı itibarıyla tedavi edici sağlık programı kapsamında kira bedeli olarak 27 milyar 716 milyon TL, hizmet alımı için de 18 milyar 946 milyon TL olmak üzere şehir hastaneleri için müteahhit ve işletme şirketlere toplam 46 milyar 662 milyon TL ödemesinin planlandığı görülmektedir. Söz konusu bedel, çalışan ücreti ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na devlet birimi giderinin çıkartılması sonrasında kalan tedavi edici sağlık programı toplam bedelinin ise %59'unu oluşturmaktadır. Bulundukları il ve kamu hastaneleri yatakları hesaplamaya katıldığında şehir hastanelerinin hizmet verdiği nüfus toplam nüfusun %13'üne denk gelmektedir. İşte tercih ortada. Bu haliyle bu bütçe sağlığa zararlıdır. Halkın sağlık hizmetleri için ayrılan para bir avuç şirkete aktarılmamalıdır. Şehir hastaneleri için yapılmış olan sözleşmeler herhangi bir tazminat ödenmeden feshedilmeli, planlanan ödemeler durdurulmalı ve şehir hastaneleri daha fazla zaman kaybetmeden devlet hastanelerine dönüştürülmelidir. Sağlık emekçileri sayısı OECD ortalamasına güvenceli ve kadrolu istihdamla çıkarılmalıdır. 4D, 4B, 4C, 4924 ve benzeri tüm istihdam tipleriyle çalışanların istihdam modeli 4A statüsüne alınmalıdır. İstihdam rejimindeki karmaşa ve adaletsizlik giderilmelidir. Sayın Bakan, kış nüfusu 1 milyon olan Muğla yazın 5 milyon nüfusa ulaşıyor. Dolayısıyla sağlık hizmeti alanında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçe hastanelerinin yükü yazın daha da artıyor. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 800 yataklı ek bina ne zaman tamamlanacak? Bodrum ilçemiz için nüfus yoğunluğu nedeniyle 750 yataklı ek bina yapmak için bir çalışmanız var mı? Fethiye ilçemiz için 500 yatak ilavesi yapılması yönünde çalışmanız var mı? Muğla, yaşlı nüfusun arttığı bir ilimiz. Muğla için yaşlı bakım hastanesi açmayı düşünüyor musunuz? Marmaris Aksas Hastanesi'nin aktif hale gelmesi için bir çalışmanız var mı? Amatem yataklı servisimiz yok. Madde bağımlılar için yatarak, madde ve alkol bağımlılar için arındırma merkezi açmak için bir çalışmanız var mı? İlimizde engelli bireyler için özel merkezler dışında kamuda engellilere bakım veren merkezimiz yok. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Palyatif bakım merkezlerini hastanelere de artırmak için çalışmanız var mı? Bodrum Devlet Hastanesi için anjiyo ve kalp damar cerrahisi merkezi kurmayı düşünüyor musunuz? Muğla'nın ilçe hastanelerinde yoğun bakım ünite sayılarını artırmak, dolayısıyla sevkleri engellemek için çalışmanız var mı? El ve mikro cerrahi ve plastik cerrahi uzmanı konusunda ilimizde büyük sıkıntı yaşanıyor. Bu eksikliği gidermek için çalışmanız var mı? Temizlik personeli ihtiyacı tüm hastanelerde hat safhada, bu konuda çalışma var mı? Sayın Bakan, taşeron işçiye umut verdiğiniz zaman %70 sınırı getirdiniz. Hastane bilgi yönetim sistemi çalışanları 696 KHK 23. maddede personel gideri ihale bedelinin %70'ini karşılamadığı ve HBS hizmetleri personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez yazdığı için kapsam dışında bırakıldı. Hastane personelleri, MR, röntgen, laboratuvar, yemekhane, ameliyathane, merkezi laboratuvar çalışanları ve laboratuvar teknikerleri, kiralık araç şoförleri de personel gideri ihale bedelinin %70'ini karşılamadığı için malzeme sayıldılar ve kadro alamadılar. İşçi ihalesini seçemezdi. İhale türü işçilerin değil, kurumların sorunudur. Yıllarca fedakarca çalışan sağlık ve sosyal hizmet işçileri arasında ayrımcılık yapılması insan haklarına aykırıdır. HBS personeli ne zaman kadrolu olacak? 3049 sağlık kurumları işletmeciliği ön lisans ve 4597 sağlık yönetimi lisans bölümlerinin nitelik kodları 190 sayılı genel kadro ve usulü hakkındaki KHK'nın sağlık hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı cetveline ne zaman eklenecektir? Sağlık Bakanlığı'nın yapmakta olduğu 85 bin kişilik alımda sağlık yönetimi ve sağlık kurumları işletmeciliği bölümlerinden kaç kişilik alım yapılacaktır? Bakanlığın sonraki alımlarında ön lisans ve lisans sağlık yönetimi bölümleri için nasıl bir planlama yapılmaktadır?
Yüksek maliyetli tıbbi cihazların güvenilirliği, güvenliği biyomedikal mühendisler tarafından sağlanmaktadır. Biyomedikal mühendisleri sağlık personeli olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı atamalarda neden yer almamaktadır? Her aile hekimliğine diyetisyen ve psikolog bulunmalıdır. Ülkemizde gittikçe artış gösteren obezite, diyabet ve kalp hastalıkları birinci basamak hizmetlerinde yer alan diyetisyenler ile önlenebilecektir. Ayrıca sağlık yalnızca fiziksel bir iyilik hareketinden ibaret değildir. Ruh sağlığı için psikologların atanması gerekmektedir. Bu konuda ne yapılıyor? Engelli diyetisyenlere 2018-2022 EKPSS atamalarında hiç kontenjan açılmamıştır. Son alımlarda ise Sağlık Bakanlığı 3 kişilik kontenjan açmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın engelli diyetisyen alımını artırılması için bir çalışma var mıdır? Yönetim hizmetleri sınıfında yer alan aşçı, kaloriferci, hizmetli, teknisyen yardımcısı gibi çalışanlar genel idare ve teknik sınıfına geçirilerek memur unvanlı kadrolar atanmasıyla yaşadıkları mağduriyetin ortadan kaldırılmasını talep ediyor. Bu konuda çalışma var mıdır? Sağlık Bakanlığı bünyesinde 5386 ambulans yer almaktadır. Her ambulansta 5 acil tıp teknisyeni olması durumunda 26.930 acil tıp teknisyeninin çalışması gerekmektedir. Ancak bakanlık bünyesinde 9.000 çalışan bulunmaktadır. Bakanlığın yaptığı son atamada 66 kadro verilmiştir. Yeterli personel olmadığı için 112 istasyonları kapalı durumdadır. Acil tıp teknisyeni ataması neden yapılmıyor dediniz. Bu %3'ü neye göre, kime göre belirlediniz? Bu kriteri belirlerken koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamını ebe ve hemşirelerin yerine getirdiği gerekçeğini dikkate aldınız mı? Aile hekimliği sözleşmesinde aile sağlığı çalışanlarının tavan ödemesi hak edişin 1,5 katı olduğu halde enflasyon, iş yükü ve hak kayıplarının görmezden gelip destek ve teşvik alabileceklerini, tavan katsayına takılacaklarını hiç düşünmediniz mi? Destek, teşvik, ek ödeme verdik dediniz. Aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşirelerin kaçı bu ödemeleri alabildi? Adaletsiz ve iş barışı bozulan, görmezden gelinen ebe ve hemşireler sistemden kaçmaya başladı. Zaten %20 ebe ve hemşire eksiği olan aile hekimliği sistemi bu kaçışlarda tıkanma noktasına gelecek. Övündüğünüz koruyucu sağlık hizmetleri, bağışıklama hizmetleri kötüye gidecek. Türkiye'nin sağlıklı geleceği tehlikeli hale gelecektir. Yapılan bu haksız adaletsiz ödemeyi ne zaman düzelteceksiniz? Muğla'da 302, Türkiye'de 26.000 aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşire sizden cevap bekliyor. Ek ödeme, destek, teşvik diye şartlı ödeme yerine tek kalemde emekliliğe yansıyan hak ediş istiyoruz diyen sağlık emekçilerinin isyanına kulak verin Sayın Bakan. Sayın Bakan, YÖK tarafından açılan ve ülkemizde 15 vakıf üniversitesi, 3'lü devlet üniversitesinde bulunan perfüzyon teknikeri ön lisans eğitimi alan 7.000 mezun olduğu bölüm ile ilgili ne özel hastanelerde ne de devlet hastanelerinde çalışamamaktadırlar. Perfüzyon teknikeri ön lisans bölümünden mezun olanların kendi branşlarında çalışabilmesi için perfüzyonist yetki belgesi sınavının açılması ve yetki belgesi verilmesi için bir çalışmanız var mıdır? Bütçeniz hayırlı olsun, teşekkür ediyorum. Gerek sözlerime başlamak isterim. Rakamlara baktığımızda maalesef bakanlığınız bağımlılıkla mücadelede patinaj yapıyor. Çok ciddi bir patinaj içerisinde ve adeta bağımlılıkla mücadeleden vazgeçilmiş bir görüntü var. Bunu nereden çıkarıyoruz derseniz bunu bütçe rakamlarınızdan çıkarıyoruz. Bakın 2022'de 1.7 milyar lira istiyorsunuz, istemişsiniz. Ama Haziran'a kadar ancak 225 milyon lira harcamışsınız. Geri kalan parayı ne yaptınız diye sorsak, onu başka yerlerde müteahhitlere gönderdiğinizi tahmin etmek zor değil. Sadece 2022'de mi? Hayır. 2021'de de yine 1.685 milyar lira istemişsiniz ama 204 milyon lira kullanmışsınız. Bakın bunlar sizin rakamlarınız. İstediğinizin 6'da 1'ini, 7'de 1'ini kullanıyorsunuz. Demek ki bağımlılıkla mücadele etmiyorsunuz. Peki bunu siz bilmiyor musunuz? Elbette biliyorsunuz. Nereden anlıyoruz? Bakın AMATEM'ler var, arındırma merkezleri. Arındırma merkezi yatak sayısında hala 1388'deyiz. Son yıllarda hiç artıramadık. Siz de mahcup olmalısınız ki bu durumdan.
Bir önceki bütçe sunumunda grafik vermişsiniz. Bakın grafikle artışı göstermişsiniz. Son yıllardaki patinajı siz de görmüşsünüz. Bu yıl getirdiğiniz şeyde grafik yok. Ama biz eskilere bakıyoruz. Sayın Genel Başkanımız, uyuşturucunun çok önemli bir sorun olduğunu, gençlerimizin bu batağa hızla sürüklendiğini söylediğinde koro halinde saldırdınız. Ama maalesef sizin gerçeğiniz bu. Ve biz gençlerimiz için özellikle bağımlılıkla çok ciddi bir mücadele verilmesi gerektiğini söylüyoruz ve bu konuda sizi de sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Tabii bununla da bitmiyor değerli arkadaşlar. Bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu kurulmuştu sizin bünyenizde. Ama hala faaliyet raporunu açıklamadı. Ne durumdayız bilmiyoruz. Soru soruyoruz, cevap alamıyoruz. Bu ülkenin gençlerinde hangi oranda bağımlılık söz konusu bunu bilmiyoruz. Narkotikten bazı rakamlar var ama Sağlık Bakanlığı bu rakamları bilmiyor. Sayın Bakan, bir yılda hastanelerimize kaç insanımız bağımlılık sorunu nedeniyle başvuruyor? Bu rakamı siz biliyor olmalısınız ama bizden saklıyorsunuz. Ama bu Necip milletin de bu gerçeği bilmesi elbette gereklidir ve şarttır. Ve daha da kötüsü, amatem sayısını artırmıyorsunuz ama maalesef amatemler şu anda uyuşturucuya tekrar başlanan, önünde uyuşturucunun satıldığı, uyuşturucu tacirlerinin içerisine özellikle hasta imiş gibi girdiği bir pozisyona düştü ve 3-4 aydan önce yatış söz konusu değil. Bununla bitmiyor değerli arkadaşlar. Bakın Sayın Bakan yine açıklamasında SMA ile ilgili tarama testlerini yaptığını söyledi. Ve bir konuyla övündü. 635 bin tarama testi yaptık dedi. 118 yavrumuzu test ettik dedi. Bakın bu iyi bir şey ama bu bir maharet değil. Öncesinde de sizin verdiğiniz rakamlarda yine diyorsunuz ki 493 bin çiftimize tarama yaptık. Onun sonucu niye yazmıyorsunuz? Niye yazmadınız buraya Sayın Bakan? Niye biliyor musunuz? Çünkü onun sonuçları çıkmıyor. Bakın benim elimde bir örnek var. Yüzlerce getirebilirim size. 8 Nisan'da çift gitmiş SMA için test vermiş. 21 Eylül'de evlenmiş. Hala test sonucunu bekliyor. Ya aylarca 6 ayın üzerinde SMA sonucu tarama testi bekleniyor Türkiye'de. Siz SMA'yı tarıyoruz diyorsunuz. Ve bu 118 övündüğünüz yavrumuzun acaba kaç tanesi daha önceden tespit edilseydi bu sorun çözülebilirdi. Bunu da gündeme taşımak isterim. Sayın Bakan, teşekkür edilince mutlu oluyorsunuz. Gayet normal. 13 şehir hastanesini sizin döneminizde kamu özel ortaklığından çıkarıp kamu kaynakları yapıyorsunuz ve bunun için de teşekkür hak ediyorsunuz. Ama bu doğru ise eğer gerçekten, o zaman daha önce kamu özel ortaklığı yolu ile yapılan 18 hastanenin yanlış olduğunu söylemeyi de sizden bekliyoruz Sayın Bakan. Yani hiçbir doğrumuz yok diyen bir Sayın Bakan'ın bir kere de kendi yanlışını burada en azından söylemesini bekliyoruz. Bakın öyle bir skandalla karşı karşıyayız ki bundan daha büyük skandal olmaz. 2021 yılında biz çalışıp geliyoruz. 2021 yılında 13 milyar lira ödenmiş şehir hastanelerine, şimdi 47 milyar lira ödüyoruz. 4 katına çıkmış. Şimdi siz seneye yoksunuz. Siz seneye hastanelerinizin başında olacaksınız. Biz olacağız buralarda ve yeni gelecek iktidara, yeni gelecek Sağlık Bakanlığı'nın kucağına nasıl bir ateşten top bıraktığınızı görmenizi isterim. Bir yılda şehir hastanelerine gönderilen, yani tüy bitmemiş yetimin peşkeş çekilen hakları 4 katına çıkmış. Bu yıllar içerisinde ne olacak düşünmek bile istemiyoruz. Siz bu yöntemle, siz şahsınız değil elbette ama maalesef çocuklarımızın geleceği ipotek altına alındı. Bununla bitmiyor arkadaşlar. Mesela aşı konusunda hiç konuşmuyorsunuz. Konuşmayacağım artık dediniz. Sayın Bakan, siz bakansınız. Bir kamu bakanlığını yönetiyorsunuz. Keyfi davranamazsınız. Ben buradan soruyorum. Yıllardır soruyorum. Cevap vermiyorsunuz. Kaç kişi Turkovak aşısını tercih etti? Kaç kişi Biontech oldu? Niye bunları saklıyorsunuz? Turkovak aşısının daha faz 3 çalışmalarını geçen ay yayınlayabildiniz. İnsanları bir yıldır Turkovak aşısıyla aşılıyorsunuz. Ve bu gerçekleri siz niye saklıyorsunuz? Kimden saklıyorsunuz? Teşekkür ederim. Emir'inize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakan, tabii son 20 yılda sağlık sisteminin hiçbir sorunu çözülmedi demek son derece yanlış bir cümle olur. Ama sağlık sisteminin bütün sorunlarını da çözdük, sağlıkta çok iyiyiz, şöyleyiz, böyleyiz demek de son derece yanlış olur. Sayın Bakan, maalesef 20 yıl önceki sorunların bir kısmı çözülemediği gibi sorunları çözeriz düşüncesiyle uyguladığınız yanlış politikalar da başka büyük sorunlara yol açmış ve sağlık sistemi sorunlar yuva haline gelmiştir. Bugün sağlık sistemi, sağlık hizmeti veren sağlık personelinin doktorundan,
hemşiresine ve hizmetlisine kadar memnun olmadığı, sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın da kaliteli ve sağlık hizmetine erişememesi, pahalı bir hizmet haline gelmesiyle de on milyonlarca vatandaşımızın da memnun olmadığı, üstelik sağlıkta dönüşüm adı altında yapılan yanlış uygulamalarla da hasta garantili şehir hastaneleri ve özel hastaneler nedeniyle de bütçeye yükü de astronomik düzeylere ulaşarak kamunun da memnun olmadığı bir sisteme dönüşmüştür. Peki bu yanlış sistemden kim memnundur? Şehir hastanesi ve özel hastanesi sahipleri memnundur Sayın Bakan. Yani siz memnunsunuz. Bu sebeple bu sistemden özellikle kaliteli sağlık hizmetine erişemeyen dar gelirli yoksul vatandaşlarımız memnun değildir Sayın Bakan. Sayın Bakan, vatandaşlarımız aylarca muayene için randevu alamamaktadırlar. Randevu almayı başaranlar ise sabahın erken saatlerinde kayıt yaptırıp muayene olabilmek için kuyruğa girmektedirler. Kuyruğa girip doktora muayene olmayı başaranlar da 5 dakikalık muayene süresinde jet hızıyla muayene olup dertlerine şifa aramaktadırlar. Vatandaşlarımız bu sebeple tedavi süreçleri gecikmekte ve aksamaktadır. Hani sağlıkta kuyruk sorunu çözmüştünüz? Sayın Bakan, burada bakın size gösteriyorum. Bakın bu kuyruklar yağ kuyruğu ve ekmek kuyruğu değil. Bu kuyruklar muayene kuyruğu. Sabahın köründe muayene olmak için bekleyen vatandaşların kuyruğu. Sayın Bakan, bu sebeple vatandaşlarımız memnun değildir. Yine sağlık çalışanları da memnun değildir. Doktorlar ve özellikle aile hekimleri memnun değillerdir. Ülkemiz yanlış sağlık politikaları nedeniyle yetişmiş insan gücünü kaybetmekte ve mesleklerinde çok iyi yerlere gelmiş binlerce doktorumuz akın akın ülkemizi terk etmektedir. Siz açıkladınız sabah 2022'nin ilk 10 ayında 4194 doktorumuz istifa etti dediniz. İstifa edenler ise 2153'ü bu sene yurt dışına gitti Sayın Bakan. Son 5 yılda 6338 doktorumuz yurt dışına gitti. Peki bundan kim sorumlu? Tabii ki siz sorumlusunuz Sayın Bakan. Hemşirelerimiz ve diğer yardımcı personelimiz de memnun değildir. 8275 hemşireyle yapılan bir ankete göre hemşirelerin %76'sı mesleğini başka bir ülkede yapmak istemektedirler. Üstelik yarısından fazlası da bu süreci başlattığını söylemektedir. Yurt dışına gitmek isteyen hemşirelerin de bu rakamın içerisinde 900'ü yüksek lisans sahibi, 200'den fazlasının ise doktorası vardır. Elbette hemşireler de sağlık sisteminin vazgeçilmez parçasıdır. Ancak uzun saatler boyunca ağır yükü işi altında, yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalışmaktadırlar. Atamalar bekleyen hemşireler de vardır. Bunun yanında hemşire açığımızda olmasına rağmen bu atamalar gerçekleşmemektedir. Bu sebeple hemşirelerin ekonomik ve sosyal haklarıyla ilgili olarak acilen yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Sayın Bakan, bir başka çözemediğimiz konulardan birisi sağlıkta şiddettir. Bu konuda bazı adımlar atıldı mı? Atıldı. Ancak yeterli olmadı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hız kesmeden devam etmektedir. Bakın 2021 yılında 316 sağlık çalışanı, 2022 yılının ilk 9 ayında ise 339 sağlık çalışanı şiddete maruz kalmıştır. Ve bir doktor ve bir güvenlik görevlisi de hayatını kaybetmiştir. Bu sebeple sağlıkta şiddeti önlemek için daha etkili adımların atılması gerekmektedir. Yine Sayın Bakan, bir başka önemli konu, özel hastaneler ve tıp merkezleri hakkında yönetmelikte değişiklik yaptınız ve bununla serbest çalışan doktorların önemli bir kısmının özel hastanelerde ameliyat yapmasını yasakladınız. Özel muayenehanesi olan 7000 doktordan sadece 500'ü özel hastanelerde ameliyat yapabilecek, kalan 6500 doktor ise ameliyathane kapılarını kapattınız. Üstelik bir de mevzuatta yasak olmasına rağmen özel hastanelere diledikleri yerde muayene sahibi olma hakkını tanıyoruz. Efendim, bir yarım dakika rica ederim. Tamamlayacağım efendim. Yarım kaldı. Bu değişiklikte doktorların mesleklerini yapma hakkında evlilikler alınırken hastaların ve doktor ve hastane seçme özgürlüğünü engellemiş oluyorsunuz. Bu doğru değildir. Bunun iptal edilmesi gerekmektedir. Bir cümlem kaldı Sayın Başkanım. Makam adınızın olduğu binanı kiralıktır Sayın Bakan ve bu kiranın ne kadar ödendiğini soruyoruz, yanıtlamıyorsunuz. Bu Sağlık Bakanlığı'na yakışmamaktadır eğer kiralıksa. Bir yaşam sürüyor maalesef Sayın Bakanım. Bakın, sağlıktaki meslek gruplarını ve özellikle hekimliği öyle bir hale getirdiniz ki ülkemizdeki artık üniversite sınavına giren başarılı gençler tıp fakültelerini maalesef tercih etmiyor.
Sağlık emekçileri bitmek bilmeyen geçici görevlerin sonlandırılmasını, personel açının giderilmesini istiyor. Odyolog, laborant, fizyoterapist, diyetisyen, paramedik, ATT, fizik tedavi, ameliyathane, odiyometri, hemşire, sağlık idareci yönetim mezunları ve tüm branşlar atama bekleyen binlerce sağlıkçının gözü kulağı sizlerden gelecek müjdeli atama haberlerinde. Birçok branşta ve kadroda bu kadar çok açık varken neden gerekli atamalar yapılmıyor doğrusu çok merak ediyoruz. Hekim açığının bu denli artış gösterdiği bir dönemde hem emekli hekimlerin çalışmalarının zorlaştırılması hem de emekli maaşlarında gerekli, yeterli iyileştirmelere gidilmemesi hekim açığını ve hekimlerin yurt dışına göçünü arttırdığı gibi toplum sağlığını sıkıntıya sokacak bir noktaya ulaşmıştır. Bu konuda ne gibi adımlar atmayı düşünüyorsunuz? Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanı giderlerse gitsinler dediği zaman doğrusu hem siz hem diğer doktor arkadaşlara soruyorum. Hiç yüreğini sızlamıyor mu? Veya bu giderlerse gitsin kelimesinin ülkemizdeki doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına çok ağır bir mana verdiğini söyleme fırsatınız olmadı mı? En azından dedi ki eğitimleri asistanlarla devam ederiz giden gitsin dediğinde bir hekim, uzman hekim, değerli bir hekim olarak Sayın Cumhurbaşkanı asistanlarla eğitimin olmayacağını söyleyemeyecek kadar nedir bir eksiklik veya tablo nedir doğrusu merak ediyorum. Uyaramaz mıydınız Sayın Cumhurbaşkanı'nı? Yani bu da sorulan sorulardan birisi. Asistan eğitim ne demek? Asistanlarla eğitim ne demek? Doğrusu ben de bir eğitimden gelen bir doktor olarak hayretle takip ediyorum. Aile hekimleri ödeneklerden şikayetçi. Yeni yayınlanan aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetimindeki belirtilen teşvik ve destek adı altında verilen ödeme için baz alınan %3 oranının %21'e çıkartılarak yönetmenin ivedikle revize edilmesini talep ediyorlar. Aile sağlığı merkezindeki bu elektrik, doğalgaz, temizlik, personel maaşları ve sigorta, su, telefon gibi masrafların maalesef çok ağır olduğunu söylüyorlar. Aile hekimi hastalarıyla mı ilgilensin yoksa aile sağlığı merkezinin sorunları ve faturalar mı veya giderleri mi doğrusu çok sıkıntılı olduklarını söylüyorlar. Bugün hastaların yaşadığı en önemli sorunların başında hastane randevuları gelmektedir. Hasta olan vatandaşlar önce randevu alabilmek için gece yarısı uyanıp ya bilgisayarın ya da telefonun başında uzun süre mücadele etmekte, randevu almayı başarsa da günlerce hatta haftalarca randevu günü beklemek zorunda kalmaktadır. Bitiriyorum Sayın Başkanım. Artık hastanelerde değil ama evlerde günlerce, aylarca, yıllarca bekleyen sanal kuyruklar yarattınız. Çok kısa sadece ilimle ilgili bir şey söyleyeceğim. Sayın Bakanım uyuşturucu almış başını gitmiş. Bakın bu ateş buz denilen uyuşturucunun tedavisi çok zor. Bu uyuşturucu için klasik şu anda tedavi yöntemleri baş edemeyiz. Bölgesel olarak büyük bir ameten merkezleri açmamız lazım. Bitiriyorum. Ve bu ameten merkezleri yatırıp çocuklarımıza tamamen köklü bir tedavi sonrası dışarı çıkartmamız lazım. Komisyonumuzdan da taziyelerimizi iletiyoruz Gaziantep.